Bize öncelikle katıldığınız için, burada olduğunuz için teşekkür ediyor Marco. Bugün 17 yaş ve 19 yaş altından bahsedeceğiz. Ki bunlar aslında kadınlara baktığımız zaman, kızlardan bahsettiğim zaman birbirine çok yakın yaşlar. Çok büyük bir farkın olmadığı, birbirine daha yakın olan, junior dediğimiz daha alt kategorilerden daha farklı olarak beraber değerlendirebileceğimiz bir yaş grubu diyebiliriz. Many clubs, they have few players, junior players, and they play mostly with youth players. And in, this especially in women, the difference between under 17 and under 19 is not so different the level. Some clubs have some players, but mostly of the teams play with 8-9 youth players in junior category. Evet, baktığımız zaman altyapılarda birçok takım 18 yaş altı ya 17 yaş altı 19 yaş altı çocuklarla oynuyor. Bizim evden de sağ olsun bir katılımcımız vardı. Onu da bir susturabilirsek süper olacak. O yüzden baktığımız zaman yine altyapılarda daha çok bu yaş grubunun daha junior dediğimiz küçüklerde bile bu yaş grubundaki oynayan çocukların devam ettiğini görebiliyoruz. Before, in my mind, we have a difference between under 30, under 15 and the other categories that we talked today. Evet, benim kafamda daha çok hani 14 yaş altı, 15 yaş altı arasındaki bir fark var. Ve diğer kategori, bugün konuşacağımız diğer kategoriler, o yüzden ayrımı bu şekilde yaptık. Under 30, under 15, the focus is on the technical improvement. I think about how the player manipulate the ball. 14 yaş altında, 15 yaş altında teknik olarak nasıl gelişebiliriz? Sporcu topu nasıl kontrol eder? Topa nasıl yön verir? Daha çok bunlara konsantre olmak gerekiyordu. Zaten toplantılarda da bunları konuştuk. We have a big discussion in the world about this, how to improve the players. No? And many coach think about they need to read it again and they need to start it from beginning, playing, six and six, many moments. This one theory about that. And the other, Birçok bu konuda tartışma var tabii. Hani oyuncuyu nasıl geliştiririz konusunda. Birçok koç 6-6 oynatıp sürekli olarak bir maç şeklinde bu 6-6 çalışmalarla gelişebileceğine inanan bir çoğun bir grup var. Diğer bir grup da And my mind work in different way. I think that they need it. If they don't, the ball is out of the game. Nobody can read it again. If they don't have a good ball control, the match is the passive part of the game is bigger than the active part of the game. Ben diğer gruba katılıyorum. Benim kafam bu konuda biraz daha farklı çalışıyor. Yani hani 6-6 sürekli top oyunda olsun, oyunu okumak ama top oyunda aktif olarak kalmadığı zaman belli bir yaşın altında zaten okunacak bir oyun kalmıyor. Çünkü top çok fazla oyunda kalmıyor. Daha pasif kalıyor. Oyunun aktif alanından topa değdikleri topun oyunda kaldığı alandan çok daha çok duraklama ve bekleme süresi kalıyor. Bu yüzden ben daha farklı düşünüyorum. Oyuncunun topa hakimiyeti konusunda çalışmak gerektiğini düşünüyorum. This is a theory about many Brazilian coach that work in basic categories. We put the girls to touch the ball many times. If you look one volleyball game in under 30, under 50, we have one ball, 12 players, and the ball most of time is out of the game. How many times they touch in the ball during one game? Bunları daha önce de konuşmuştuk. Daha önceki toplantılardan da hatırlayacaksınız. Birçok Brezilyalı antrenörün görüşü bu şekilde. Altyapılarda çalışan birçok Brezilyalı antrenörün görüşü bu şekilde diye söylüyor. Şimdi daha 15 yaş altına baktığımız zaman 12-13 tane sporcu sahada tek bir top var ve birçok kez top yere düşüyor. Sürekli olarak topa değmiyorlar, dokunmuyorlar. Bir maç tarzı bir çalışmayı düşündüğünüz zaman ve çok ama gerekli olan sürekli bir topla temas ve tekrar sayısından bahsediyorduk. Obvious that step by step they need also read it again. It's very important, read it again. But if the ball, they don't have control of the ball, impossible read it again if the ball always stopped in the match. Tabii ki adım adım maça hazırlanmak lazım. Yani maç esnasında bu ana konsepte uygun olarak ama eğer topa hakim değilseniz, topu kontrol edemiyorsanız bir maç hazırlığı, bir maçı okuma şansınız yok. O yüzden yavaş yavaş adım adım bu ana oyuna doğru ilerleyerek, adım adım ilerleyerek hazırlanmak gerekiyor.
Quartet, we talk about many technical things before, and now we start about how we compete, how we play against one team. It is a very important point. If you have good techniques, good ability, we can focus about how we play against the other teams. Evet, şu ana kadar hep hatırlarsanız birçok teknikten, işte topa nasıl dokunacağız, nasıl vuracağız, bu teknik öğretmekten, teknik çalışmaktan bahsettik. Hep oyuncuları teknik anlamda geliştirmekten bahsettik. Şimdi sıra artık maça hazırlık, bir rakibe karşı hazırlık, nasıl oynayacağız, bir sistem ne olacak, bunlardan bahsetmeye geldi. And now, after 15 years old, we started to focus step by step about, how we read the game, how we put the girls to understand the game in progressive way. Şimdi artık 15 yaşına kadar zaten bunları adım adım inceleyecek. Şimdi bu 15 yaşından sonra çocuklar oyunu nasıl algılayacak, nasıl anlayacak, bunu nasıl geliştirebiliriz, oyuna nasıl hazır olacaklar, maça nasıl hazır olacaklar, adım adım gelişecek şekilde bunu konuşacağız. The key for me is how we prepare in efficient way our practice to teach the players step by step to impossible they learn everything at the same time. And how you prioritize this is the key of the... Buradaki ana nokta, kilit nokta, anahtar nokta bana göre elimizdeki zamanı ne kadar efektif kullanabileceğimizle alakalı. Çünkü bir anda her şeyi öğrenme şansları yok. Bu yüzden adım adım ne daha önemli, neyle başlayıp neyle devam edeceğiz, antrenman sürecini buna göre organize etmek. And if you know how we play in this age, the model of game of this game, we need to follow the game. Mostly we need to follow the game. We need to understand what we need to do to improve our performance step by step in these categories, under 70 and under 9, what we need to give for the players to like tools to play in the best way. Evet, burada artık oyunu takip etmemiz, oyuna hakim olmamız gerekiyor. Oyunu takip etmek derken tabii çocuklara bizim yapabileceğimiz oyuna hazır olmak, maça hazır olmak için gerekli etkenleri, aletleri vermek diyebiliriz. Okay. Now I open my PowerPoint. Şimdi görseller de gelecek zaten, PowerPoint sunumu da var. Oradan da bakarak üstünden konuşacağız. I need to update my disabled my okay. I need to open my share screen. My share screen is closed. Ayar yapıyor. Share screen açılınca gelecek herhalde. Görüntülerde bakalım. İsmail, need to open my İsmail abi, Marco'nun paylaşım şeyini açabilir misin? Share screen. O şu an kapalı sanırım buradan. Genel şeyden paylaşamıyor o yüzden. Herkes kapalı herhalde. Marco da dahil. Onu açabilir miyiz? Genel toplantıya katılanlarınki kapalı olduğu için herhalde bizimki de kapalı kalmış. O paylaşım hala kapalı diyor. Share screen'e ona paylaşımı açması gerek. Senin onay vermen lazım abi. İsmail abi duyabiliyor musun beni? Bir dakika. Duyuyorum. Tamam. Okey, Marco Strange. Şimdi bir ayar yaptım ama bir denesin Marco. Can you try one more time? Barış. Cool. Kapalı. Tamam, bir saniye. Barış, nereden? Okay, he is trying to figure it out. Now we'll continue. If maybe they want to ask something. Okay. It's open now. Tamam, şimdi geldi. Sorunuz varsa orada alalım diyecektik ama bu arada geldi. Şimdi adım adım buradan ilerleyelim. 17 yaş ve 19 yaş altı. Okay. Let's go. Did you see? Before this.
we talk about training to train, right? Yes, right. Daha önceki yaş gruplarını hatırlarsanız antrenman yapmayı öğrenmek için antrenman yapmak, top kontrolünden bahsettik. Şimdi artık mücadele etmek için konunun başlığı da antrenman yapmak. Yes. The other important point before we start to talk is about how many, how much we give for practice and for team. For individual technique and yes, team practice. Yes, right. Not just match, also team practice when you have 6 against 6. Yes. Normally in under 50, we give 70 to 30, something like that. 70% of individual practice and 30% of the team practice or match. Now we are talking about 60-40 more or less. Şimdi burada önemli nokta antrenmanınızı planlarken ne kadar bireysel çalışacaksınız, ne kadar takım oyunu çalışacaksınız. Daha önce hatırlarsanız %70 bireysel çalışmadan %30 takım çalışmasından bahsediyorduk. Şimdi bu 60'a 40 gibi oldu bu genç yaşta. Yine bireysellik, teknikle ilgili çalışma biraz daha ön planda ama artık takım çalışmasının 6'ya 6 benzeri çalışmaların yüzdesi biraz daha artıyor. Okay. We start to talk about game characteristics of under 17, under 90 I talked before, is similar level. This is one problem for me also. I understand that under 19 in Turkey, but in many countries, is not like basic categories. Player or stop to play, or the best player go to play in senior teams. Doesn't matter, it's first league, second league, or super league. But many players after 70 years old, the best ones, don't stay in basic categories. They go to play somewhere else. Şimdi 17 yaş 17 yaş altı ve 19 yaş altı bana göre yakın. Bu yüzden planlamayı da buna göre yapıyorum. Çünkü dünyada bir farklılık var. Yani 17 yaşa 18 yaşına gelen zaten iyi olan oyuncular artık hani altyapılar çok hazır bir şekilde alt takımlara doğru geçiş yapıyorlar. Süper Lig olmasa bile belli kategorilerde maçlara çıkmaya başlıyorlar. Daha yukarıda oynamaya başlıyorlar. Olmayanlar da yavaş yavaş bırakıyor ayrılıyor. Tabii Türkiye'de bu biraz daha devamlılığı var artık genç yaşı dolana kadar ama bundan bahsediyoruz. O yüzden bu planlamayı da 17 yaş altı, 19 yaş altı birbirine yakın bir şekilde ilerleyeceğiz. Okay, let's go. About game characteristics. Some points that is different that we are talking about under 15. No, reception is more efficient, for example. Şimdi oyun karakterleri daha önce de hatırlıyorsunuz. Alt yaş gruplarında bahsetmiştik. Burada biraz değişiklik var. Mesela manşet şimdi biraz daha etkin durumda. Daha az hata yapılan, daha iyi etkin bir şekilde. Yine manşet yüzdeleri de geliyor. 17 yaş. The efficiency of right side. I take some information. I don't put the number. This is a private information. But you can understand for graphically when you compare efficiency in under 50, under 7, how is different efficiency in reception? Efficiency means positive balls minus wrongs. Minus wrongs. The other side or direct point ace for the other team. Efficiency under 50 is almost a little bit more than maybe 60% of under 7. Almost like that. Şimdi baktığımız zaman mesela manşette etkinlik artıyor dedik. Bu neye göre etkinlik artması? Yani iyi alınan, pozitif karşılanan servis karşılamayla yapılan hataların birbirinden çıkarımı. Yavaş yavaş bu 17 yaş altı, 15 yaş altında servis çok daha baskın diye anlatmıştık hatırlarsanız. Şimdi burada yavaş yavaş servis karşılamanın biraz daha toparlandığını görüyoruz. Talking base categories, like now I follow many games. We can understand that the reception make a big step between under 50, under 70, the level of reception increase. And we can show in many guys, you can do for your team like that. Now you can understand how we improve the reception between 15 and 70 years old. Evet, daha önceki biliyorsunuz konuştuklarımızda da o da hatırlatıyor ve ben çok takip ediyorum, altyapıları da takip ediyorum. Yaş grubu olarak baktığınızda yani 15 yaş altı ile işte 16-17 yaşında servis karşılamanın bir anda ne kadar farklı bir şekilde daha etkin olduğunu, daha iyi karşılamaya başladıklarını görebiliyorsunuz diyor. Okay. The attacks become faster and stronger. Hücumlar tabii ki daha hızlı ve daha kuvvetli olmaya başlıyor. The reception is more efficient, the player is more strong, and they can spike more quickly and more stronger than the
2 years early, no? Şimdi 2 yaş büyüdüler tabii. Manşet düzeldi dediğimiz zaman bu hücuma da yansıyor. Daha iyi manşet, daha rahat hücum ve tabii çocuklar da büyüdüler. Daha hızlı giriş yapıyorlar ve topa daha sert vuruyorlar. Daha çabuk ve daha güçlü oynamaya başladılar. We talk about average. Eh? We are not talk about some single teams or we talk about the characteristics of the game in this age. Bu tabii hani takımlara göre ufak değişiklikler gösterebilir ama biz genel olarak bu yaş grubundaki karakteristiklerden bahsediyoruz. Yani tek bir takımdan bahsetmiyoruz. Okay. The service become also more regular and tactical. They have more control about direction. They have more control about that and they start to use sometimes some tactical survey or and service more regular. Evet, servis daha düzenli bir hale geliyor ve artık daha taktik, yani artık topun kontrolü onlar da belli bir hedefe atabiliyorlar, taktik servise geçebiliyorlar, daha düzenli bir hale geldi servis. And the defensive system, block and defense, is more consistent. We improve the technique of defense and block start to move better and block and defense become also more consistent in this age. Evet, blok defansta daha rahat yapmaya başlıyorlar. Daha devamlı, düzenli diyelim, consistent. Çünkü artık hareketi öğrendiler. Blokta daha rahat hareket alıyorlar. Yine defans pozisyonunu öğrendiler. Bu yüzden de daha etkin oluyor. And we have more transition situation to play during this game. Evet, tabii transition daha fazla. Yani defanstan çıkan topa hücum edebildiğimiz pozisyon daha iyi. Çünkü defansa artık sadece dokunmak değil, hücuma sokabilecek şekilde defans yapmaya çalışıyorlar. Okay. Diğer yaş gruplarına oranla bu transitionlar daha fazla devreye giriyor. Okay. Now I talk about my personal opinion about game system. How we organize one team in this category, no? And before we talk, every team, every group has one characteristic, have some players, and we need to adapt our tactics, how we play the game according to this. In this age, especially in this age, we adapt the system for the players, not the players in the system that we believe that is the best system to play. Evet, daha önce çocuklara uygun öğrenebilecekleri tabii sistemlerden bahsettik. Onun için de herkesin topa değebileceği sistemle beraber öğrenip gelişmelerinden bahsettik. Şimdi artık oyuncuya göre sistem, yani çocukları belli bir sistemin içine sokmak değil, elinizdeki oyunculara göre bir sistem ayarlamaktan bahsediyor. Okay, now what I talk is something theoretical. Now I talk about what we think that is the best to do. Depend of every team, but I talk about, in my opinion, what's the best to do if you have one players that we develop long time. Now we work for another 15, we work for another 13. We prepare the players step by step to arrive in this moment in the best way that I believe. Şimdi o kendi inancına göre, dediği gibi yani oyuncuya göre bir sistem yapabilirsiniz elinizdeki malzemeye göre, ama bana göre şimdi teorik olarak konuştuğumuzda uzun dönemde yetiştirmek için yapılabilecek iyi sistemden, bana uygun olan sistemden, mantıklı gelenden bahsediyorum diyor. Daha önce de 15 yaş altından yavaş yavaş bunu buna doğru eğitip, tabii daha erken başlayıp bu adımla ilerlenecek sistemi anlatacak. Okay. If you prepare, we talk also about that, the playing 62, 6 spiker and 2 setters in the team, but to play this system we need to come from under 50 with this experience. Hatırlarsanız 15 yaş altı daha önce ufak bahsetmiştik bundan. 6-2 diyor burada. Bizde kitaplarda daha çok 6-0 ya da işte modern 4-2 diye geçen 2 pasör. Gerektiğinde bazen bazı pozisyonlarda arkadan kaçırdık, yine hatırlayacaksınız, bazen öndeki attı. Şimdi bunu uygulayabilmek için tabii ki daha önceden gelen buna uygun oyuncularla beraber 15 yaş altından yavaş yavaş bu sisteme başlamak gerektiğini söyledi. It's very hard if you play under 50, 5-1 and after we try change things in under 70. It's very hard. We don't have the players not able technically to play and change the system. If you come from 62 on, where every player spike the ball, every player, now we have a system is development for under 50, we can continue this in under 70. Otherwise, it's very hard.
Yani bu 6-2 diye geçen sistemde iki pasör ve hepsinin topa vurduğu hücum ettiği sistemi eğer şimdi 15 yaş altında 5-1 oynatıyorsanız bu yaştan sonra buna dönmeniz zor aynı takımda. Çünkü bu şekilde gelişmediler. Herkes topa vurmadı, hücum etmedi. O yüzden adım adım bu şekilde alt yaş grubundan başlayıp buraya doğru bu 6-2'ye doğru devam etmek. We talk that the attack step by step become more and more important in the games. Now, when we go to grow in the categories, attack become step by step more important in dynamic of game. Ve adım adım her yaş grubunda hücumun daha önemli olduğundan bahsettik ve işte hücum giderek oyunun dinamiğinde daha efektif bir rol alıyor. Okay. The key of the system is the level of setters. The level of setter is the key of the system. If the player is able to set, receive and spike, we can organize this system in good way. Burada bu 6-2 sistemini oynatabilmeniz için kilit nokta tabii ki pasörlerinizin seviyesi. Yani pasörleriniz hem pas atıyor, hem gerektiğinde karşılamaya yardım ediyor, hem de hücum edebiliyorsa bu sistemi rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tabii bunun için de daha önce belirttiğimiz gibi aşağıdan yavaş yavaş bu şekilde çalışarak gelmeleri lazım. We talked also before about that. Many times the choice of setter in base category is not for their ability. It's who don't spike become setter in the team. And this create a problem later. No? We need to put, if you started to play, the six best players in under 13 we put to play, two of them play as a setter. And step by step you start to build with a system that everybody is part of the attack system in the team. Bir an gitti. Marco, I missed the last part but I think I understand. Daha biraz şimdi geçmişe gideceğiz. Hatırlarsanız 13 yaştan itibaren hani takım oluştururken 13 yaş altında en iyi 6 oyuncuyu bulup topa dokunabilen en kabiliyetli olan 6 oyuncuyu bulup onlarla başlamaktan bahsetti. Böylece hepsi bir şekilde oyunun tüm bölümünü oynayacak, kendini oyunla beraber geliştirecek. Sonrasında yavaş yavaş bu iki pasörü seçmekten bahsettik. Bu çünkü altyapılarda birçok kez pasör seçerken o yeteneğinden değil, smaç vuramayanları, vurmakta zorlananları, kısa olanları ya da işte daha hücumda kuvvetli olmayanları pasör yapmaya çalışıyorlar. Hayır, bu tarz bir sistemle beraber oynaya oynaya gelişerek daha etkili, efektif hem oyunun her alanında gelişecekler hem de bunların içinden bu sefer yavaş yavaş iyi olanları pas atabilenleri seçip pasöre yönlendireceğiz. This system also divided the responsibility between the team. Now inside the team, this system is the best system and giving more variation during the game or during the season. Sometimes the team can turn in and play 5-1, 62. It's easy to manage the match and season if you have two setters that we prepare to play together. Is the best option if you have, if you prepare the players to play like that. Bu tarz 4-2'de yani bu 6-2 dediği sistemde eğer çocuklar aşağıdan bu şekilde yetiştirerek buraya kadar getirdiysek sizin elinize çok fazla varyasyon veriyor. Yani gerektiğinde 5-1'e dönebilirsiniz. Gerektiğinde arkadan kaçar, gerektiğinde öndeki atar. Böylece elinizde farklı alternatifler var ve kazanmak için de bunlarla oynayabilirsiniz. Maç içinde ya da sezon içinde ufak ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Ki yeter ki çocuklar buna hazır gelsin, bu şekilde antrenmanı alıp buna uygun şekilde elimizde iki tane pasörün, bu seviyede pasörün olması önemli. Okay. But when you look the games, when you go to look the games, most of the team play in this system 5-1. Evet, ama maçların çoğuna baktığımız zaman artık bu yaş kategorisinde takımların büyük bölümü 5-1 oynuyor. This system has we can understand also we can find one team that has a very good opposite that can spike from second line. No? But when you look the game, mostly of opposite is just one spike that don't receive justice. Şimdi tabii buradaki kilit nokta 5-1 oynadığınız zaman arkadan da gerektiğinde hücum yapabilecek kuvvetli bir pasör yapması. Ama birçok takıma bakıyoruz. Hani pasör çaprazı oynattığınız oyuncuların büyük geneli o altyapılarda, bu yaş grubunda sadece servis karşılamaya katılmayan bir smaçör gibi. Çok efektif bir hücumdan çok manşet aldırmadığımız bir ayrı bir smaçör.
And it became a problem. We solve tactically one technical problem. We try solve tactically one technical problem. Yani bu da niye bir problem yaratıyor? Niye? Çünkü teknik ile beraber manşeti iyi olmayan smaçörü pasör çaprazına çekerek taktikle beraber bu teknik sıkıntıyı bu şekilde, bu problemi bu şekilde çözmeye çalışıyoruz. If you have one extraordinary set for this age, obvious. If you have one extraordinary set, if you have one player that play well, is effective in second line, you know, she play like in first line, it's okay. We play also 5-1, why not? Understand me? Evet, yani çok iyi bir pasörünüz var. İşte arkadan da kaçtığında hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Önden de aynı şekilde ya da smaçörünüz aynı şekilde hem önde hem arkada fark yaratıyor pasör çaprazınız. Tabii ki olabilir. 5-1 oynayabilirsiniz. Niye oynayamıyorsunuz? Elinizdeki takım buna bir imkan veriyorsa. Okay. The key of this system is opposite performance in attack. Like we said before. If you have, but I look for many, many years in these categories, I follow many matches in different countries, and many opposite, they are not real opposite. They are one player that don't develop the reception, and this become, like we said before, the problem. The key of this system is opposite performance in attack. Evet, yani 5-1 oynuyorsanız buradaki kilit nokta sizin pasör çaprazınızın, bu seviyede seçtiğiniz pasör çaprazınızın hücumdaki performansı. Eğer etkinse ön tarafta, arka hücumda başarılıysa tabii ki bu sistemde işleyecektir. Also, when you play this system 5-1, normally some teams have some variation, but when the opposite don't receive, this system overcharges the spikers' performance inside out. Why? Always we need to catch the spiker from front row spiker to receive. And this overcharges this spiker inside out every time. Şimdi tabii pasör çaprazınız aynı bu dediğimiz gibi eğer etkin bir değilse, arka hücum yoksa, servis karşılamaya katılmayan bir smaçör olarak kullanıyorsanız, o zaman sıkı ya da pasör çaprazınız hiçbir şekilde servis karşılamaya yardım etmiyorsa, bu smaçörlerin üstüne yük veriyor. Yani çünkü her seferinde öndeki smaçöre servis atılıyor, o karşılamak zorunda kalıyor. Gerektiğinde arka hücum olmadığında yine hücumda öndeki smaçöre yük biniyor ve bu smaçörlerin üstündeki yükü çok çok arttırıyor. Fazla yük biniyor üstlerine. This belong for each coach to decide the best system to play for his team. But attention about the choice, not the choice also compromise the future of players. I know I also work in national team in different many opposites. They are can be good spikers, but they're not real opposite. Marco, again, can you repeat? I think I couldn't hear. The problem when you put some spikers to play as opposite, they don't receive. This should take a hero of many players. Why? They can become later spiker. Why? They don't receive for many years. They don't receive. And after, many player has good performance attack. If they improve in reception, they can play also in national team, in other clubs, in league as spiker, not as opposite. Okay. Şimdi burada tabii elinizdeki malzemeye göre seçim yapmaktan bahsediyoruz ama bu seçimleri yaparken oyuncuların geleceği açısından çok önemli. Niye? Manşet aldırmadığımız birçok smaçör, pasör çaprazı olarak oynattığımız birçok smaçör belki ileride iyi o yeterli hücum yüzdesine servis karşılamayı da eklese köşe oyuncusu olarak iş yapabilecek, ligde oynayabilecek oyuncular ama bir noktadan sonra pasör çaprazı olarak da yeterli kalmadıkları işte o hücumdaki belli bir noktanın üstüne geçemedikleri zaman belli bir yaştan sonra tekrar manşet almaya çalışmaları çok zor oluyor ve o dönüş yapamıyorlar. Bir noktada gelip tıkanıp kalıyorlar. Halbuki o çocuklar da servis karşılamaya girse, manşetini geliştirse belki smaçör olarak ileride ekmek yiyebilecek isimler diyelim. Yes Marco. Marco'yu kaybetmedik değil mi? Yan göremiyorum şu an ama. Adnan. Yoktu. Bazen gidip geliyor. Tamam. Tekrar bir hatırlatalım o zaman. Yani şu ana kadar ki o gelene kadar ben de bir daha hatırlatayım isterseniz. Vakit kaybetmeyelim. Sistemden bahsetti. Yani
6-2 yazıyor orada okudunuz. Genelde biz dediğimiz gibi hani antrenör kitaplarında ya da işte kurslarda 4-2 ya da modern 4-2 diye geçen sistem, bazen 6-0 diye de anlatılan sistem. Daha önce bu an hatırlıyorsanız yine 15 yaş öncesinde de konuştuğumuzda çocukları yavaş yavaş bu şekilde başlatıp en azından hem pasörün gelişimi açısından da rahat hem de pasörlerin üstündeki yükü kaldıracağını söylemişti hatırlarsanız. Çünkü belli pozisyonlar, özellikle pasörün 5'ten 4'ten kaçtığı pozisyonlar 5-1'de sıkıntı yaratan pozisyonlar tersten belli yaş altında. Bu gerektiğinde arkadaki pasörü burada kaçırabileceğinizi, sonra yavaş yavaş isterseniz pasörler geliştiğinde sürekli arkadan kaçıp üçlü hücum yapabileceğinden bahsetmişti. Şimdi bunu devam ettirebilirseniz eğer hem topa vuran hem servis karşılamaya defansa yardımcı olan pasörleriniz size bu tarz bir zenginlik sunacaktır ve bunu artık taktiksel bir anlamda maç kazanmak için de kullanabileceğiniz bir çeşitlilik verecek elinize dedi. Bir diğer sistem olarak da artık bu yaş grubundaki birçok takımın böyle oynadığını görüyorum dedi. 5-1 sistemi, klasik sistem. Buradaki kilit nokta, yani az önceki 6-2'deki kilit nokta pasörlerin seviyesi, kalitesiydi. Buradaki kilit nokta pasör çaprazınız ne kadar efektif. Yani arka hücum yapabilen, artık bu yaş grubunda top öldürebilen, 3 metre gerisinden efektif hücum yapabilen bir oyuncunuz varsa tabii ki 5-1'lik bir sistem, elinizdeki malzemeye göre çünkü her zaman takım kurun diyor, başarılı olacaktır. Ama buradaki sıkıntılardan biri hem oyuncu için hem sizin için, çünkü şunu söyleyen teknik sıkıntıyı taktikle çözmekten bahsetmişti. Eğer pasör çaprazınıza manşeti aldırmıyorsunuz ve ileride belli bir belki fiziksel seviyenin altında kalıyorsa sıkıntı olabilir. O yüzden de onları gerektiğinde hücumda ileride smaçör olarak oynayabilecek oyuncuları servis karşılatmadığımız için bazen problemler doğuyor demişti. Okay Marco, I just summarized what we speak so far. Okay. Let's go. Now we talk about side out. How we can organize good side out in this category. The main question is also is about reception. No? How many players we involve in reception? We have two different lines. One is receiving four players, and we share the court, two half court, two players, half court, other two players. But to play like that, the opposite must receive. Şimdi opposite burada, must receive. Just the middle blocker, a front hall, is not involved in reception. Also setter, obvious, is not involved in the reception. Şimdi burada artık side out konuşmaya başlıyor. Yani servis karşılayıp nasıl hücum edeceğiz? Bundan bahsedeceğiz. Bu servis karşılamayı da tabii ikiye bölebiliriz sistem olarak baktığınız zaman. Dört oyuncuyla, bir tanesi dört oyuncuyla servis karşılamak. Bu ne demek? Sahayı ikiye bölüp bir kısmını iki kişi karşılayacak, bir kısmını iki kişi karşılayacak. Burada tabii bunu yapabilmeniz için pasör çaprazının da servis karşılamaya dahil olması gerek. Bu almayan iki kişi de kim? Öndeki orta oyuncuyla pasör. Adnan, bir soru var. Marco, we have a question. Okay. Uluslararası düzeyde pasör çaprazı hangi yükseklikte ve hangi özelliklerde olmalıdır? Marco, for international level, for senior level, what is the quality of an opposite should be? You know, the height, the reach point, you know, what should we expect when we choose an opposite? Look, we have different, in the world we have different kind of opposite. For example, Brazil we have a Tandara. Tandara is not so tall. Is almost 85, 86. She has a very good hand. She's a little bit fat, but very good hand. Very good arm swing. She don't bring the ball so high, but she has a very nice control. Also, Sheila played long time in Brazil, won two Olympic Games. She's not typical opposite that we have in Europe, for example, yes. Like Goncharova, like many European opposites. The most important is about attack performance, independent of she play fast or she play high balls, but the main characteristic of one opposite is about attack performance. They need to play in both back row and front row. And if they are not good enough in attack, compromise their performance. But if you talk in general, the best opposite in the world go over to 320. Now they reach the ball. They reach the ball over 320. But some players is out of this
Yes, categorization. Yes, categorization. Different type. Şimdi tabii ki farklı noktalar var. Yani mesela hep Avrupa'da yüksek kuvvetli pasör çaprazlarına basıyoruz ama mesela Brezilya milli takımında Tandara biraz kilo fazlası da var ve biliyorsunuz çok yüksek değil ama çok kuvvetli. Kolunu çok iyi getiriyor ve top kontrolü çok iyi. Sert vuruyor. İstediği yere vuruyor. Yine Sheila mesela uzun yıllar Brezilya milli takımında olimpiyat oynadı. Olimpiyat kazandı. Sheila olsun. Sheila. Pasör çapraz olarak ve çok top öldürdü. Yani buradaki kilit nokta baktığınız zaman hücum performansı. Yani hem ön alanda hem de 3 metre gerisinden top öldürebiliyor mu? Bunda ne kadar başarılı? Bunu gerektiğinde yükseklikle yapıyorlar. Gerektiğinde teknikle işte topu kaçarak, bloktan oynayarak bunu yapabilen bir pasör çaprazınız olması lazım. Ama genelleme yapmamız gerekirse üst düzey bir pasör çaprazı dünyada şimdi size ihtiyaç duyduğunuz üst düzey bir pasör çaprazı topu en az 3.20'nin 3 metre 20 santimin üstünde yakalaması gerek. Oradan hücum etmesi gerek. Bir soru daha var. İsmail abi gördüm galiba. Erhan sormuş. Evet. Onu da sorayım mı? Tabii tabii. Marco, this one is about topic now, right now. I think Erhan asked. When we receive it for players, after adaptation for the Sultans League or high level team, will it be problem? Problematic. Okay, but what you talk is like that. Many times, we have one real opposite. How many real opposite we form? In this way, you understand me? In good level. I don't talk about international level. I talk to play the leagues also. First league, super league. If you have one player with this characteristic that when well in attack, play 5-1 is not is correct also. But many times the opposite is one more spike in the team dynamic. And when you exclude the player from reception, we cut her career about that. Why? When she needed play later in some teams, I saw many players that become opposite just for don't receive, not just for real performance in attack. Şimdi bu bir soru geldi. Dört kişiyle karşıladığımız zaman işte Sultanlar Ligi seviyesinde adapte olurken bir sıkıntı olur mu tarzı. Tamamını okuyamamış olabilirim ama umarım yanlışsa tekrar düzeltirsiniz. Ben de buna göre sordum çünkü. Onu söyledi tabii ki diyor. Yani eğer az önce bahsettiğimiz özelliklerde pasör çaprazınız varsa 5-1 oynayıp ona göre karşılama düzenini de kurabilirsiniz. Ama ya birinci ligde hatta Süper Lig seviyesinde bile bazı pasör çaprazları var. Bu hücum performansını sergileyemiyorlar. Biz tabii bir tane smaç ölü sadece servis karşılamadan dışarı çektiğimiz zaman hele hele bu yaş grubunda bunu yaptığımız zaman ilerisi için o oyuncunun karakteri açısından kariyeri açısından sıkıntı olabilirse çünkü ileride belki yetmeyecek smaçör olarak dediğimiz gibi hani görev yapabilecekken bu servis karşılama olmadığı için geç adaptasyon olacağı için sıkıntı yaşayabilir. Okay. And for example, China's team, national team, the opposite receive also. How if you play like opposite, we can receive or not depends of your ability. But it's not about your ability in reception, but we need to prepare the players to receive it. Otherwise, they are not able. If they don't have back attack, back row attack, if they don't receive, they just complete the team. They are not important in the team dynamic. Evet, yani bu hücum performansı mesela Çin'den örnek verdi. Pasör çaprazının gerektiğinde servis karşılamaya katıldığına. Eğer elinizde bu tarz oyuncular varsa buna göre bir düzen, sistemi oturtabilirsiniz. Ama bu tabii öğretmekle alakalı, oyuncu bu şekilde yetiştirmekle alakalı. Onun haricinde eğer arka hücumda efektif, başarılı bir pasör çaprazınız yoksa sadece takımı doldurmak için oraya bir adam oyuncu koyuyorsunuz, koymak için ve onu manşetten düşürdüğünüz zaman dediğimiz gibi ilerisinde böyle bir şansını, böyle bir tekniği geliştirme şansını da kaybediyor. Okay. About three players in reception, both system for our three players, we can play in both game system. Oh, we can play four players in 5-1, we can play three players in reception. The choice about reception system don't belongs to game system. We can play 5-1 or 4-2 and you have three or four players in reception.
Şimdi bir diğer servis karşılamada 3 oyuncuyla servis karşılama. Buradaki önemli nokta az önce bahsettiğimiz işte 6-2 mi oynuyorsunuz ya da 5-1 mi oynuyorsunuz? Bu servis karşılamanız buna göre organize etmek zorunda değilsiniz. İki sistemde de iki şekilde de karşılayabilirsiniz. Yani 4 oyuncuyla da karşılayabilirsiniz. 3 oyuncuyla da karşılayabilirsiniz. When you play four players in inception, just in one position, when setter in position 6, it's very hard to adapt tactically to the team. Just in this situation, when setter in position 6, the opposite don't receive, but she can receive when she's in position 4, position 2, when she's behind in 1, 6 and 5. Siz de tahmin etmişsinizdir. Yani 4 oyuncuyla servis karşılayacağınız zaman sıkıntı yaşayacağınız pozisyon pasörün 6'da olduğu pozisyon. Çünkü önden açılacak, 3'ten açılacak pasör çapınızı burada servis karşılamaya genel anlamda dahil olamıyor. Ama diğer pozisyonların hepsinde pasör çapınızı da 4'te de olsa 2'de de olsa açılıp servis karşılamaya yardımcı olabilir. Okay. When you play 3 players in reception, the main problem is we overcharge the spiker inside out. The spiker front row needed receive. They needed to go down and receive the ball. And the reception and attack for position in this age is very hard. Receive and attack immediately is not so easy. If you have a good server in the opening, they can destroy this kind of play in this age if they serve well over position over the spiker in front line. Şimdi 3 kişiyle servis karşılamadaki en büyük sıkıntı bu yaş grubunda smaçörlerin üstüne çok yük biniyor. Çünkü eğer bir de iyi servis atan bir rakip, taktik servisi olan bir rakip sizi mahvedebilir. Niye bu yaş grubunda servis karşılarken çöküyorsunuz? Manşeti alıp sonrasında hücuma gitmek ve hücum yapmak kolay değil. Çok yük biniyor ve bunu sürekli olarak yaptığınız zaman smaçörlerin üstüne özellikle öndeki smaçörlerin üstüne çok yük biniyor. We can minimize this problem is put the opposite to receive behind and we put out of reception the spike that is front. Who is front? The spiker that is front line. She don't receive and she is able to spike more quickly if the opposite play reception. We can minimize this problem also when you play three players in reception. Burada tabii bunu minimize edebileceğiniz tek şey yani 4 kişi alırken de belki gerektiğinde 3 kişiyle de eğer pasör çaprazının servis karşılamaya giriyorsa öndeki smaçörü içeriye sokup dinlendirip gerektiğinde daha az alan bırakıp onun üstünden bu yükü alıyorsunuz ve böylece pasör çaprazının servis karşılamaya giriyor. Bunu dörtlü karşılamada da yapabilirsiniz. Yine 3 kişi karşılarken de aynı şekilde öndeki smaçörü biraz daha rahatlatabilirsiniz. Okay. Let's go for setting attack now. They are together now. Şimdi pas ve atağı beraber inceleyeceğiz. Birbiriyle bağlantılılar çünkü. Many coach ask about jump set. How we introduce the jump set. When the match, not the game, become quickly, we are able to play quickly, it's the time to introduce the jump set. Before, we need many of the ball. We need many important things to fix it. No? Passing, position four precise, behind, set the ball in manchette also. Many techniques that we need improving for the players before we think about the jump set. But now, when the match become quickly, it's the moment to do that. Şimdi birçok soru ne zaman pasörlere sıçrayarak pas atmayı öğreteceğiz? Ne zaman sıçrayarak pas atmalarını isteyeceğiz? Buradaki kilit noktalardan bir tanesi oyunu ne zaman hızlı oynayabiliyoruz, artık ne zaman oyun hızlanıyor, o zaman pasörden sıçrayarak pas atmasını, daha hızlı hücum ediyoruz, oyunu hızlandırmak istiyoruz. Bu zamanda pasörlerden sıçramasını isteyebiliriz ama onun öncesinde pasörle ilgili halletmeniz gereken çok fazla detay, çok fazla nokta var. İşte topun altına girmesi, yetişmesi, pas 4 numaraya, arkaya, 2'ye attığı toplar, bunların düzgün bir şekilde doğru yere sürekli olarak atabilmesi, gerektiğinde manşetle pas atabilmesi, bunları öğrenmesi gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra belli bir düzeye geldi ve biz de artık smaçörlerle beraber oyunu hızlandırmak istiyoruz. O zaman pasörden sıçramasını isteyeceğiz. Yavaş yavaş sıçramasını bekleyeceğiz. If the player arrive in this age with a good set, it's very easy to fix it to jump set. If they don't have good hand, it's a big problem. Also, when they jump, they don't set well. The question is about hand, how they manipulate the ball, how they control the ball in different positions from the floor after
we start to jump to get more velocity in the game. The game become more quickly. The attack become more quickly. Şimdi burada parmaklar doğru şekilde, eller doğru şekilde geldiği zaman bizim için avantaj. Sonrasında sıçrayarak pas atmayı öğretebiliriz ama kilit nokta dediğimiz gibi 4'e atabiliyor mu? Farklı noktalardan aynı yere iyi pas atabiliyor mu? Arkaya rahat atabiliyor mu? Çünkü sıçradığı zaman da pas bozulacak. Ama bu öğrenilebilir, düzelecektir. Fakat siz iyi pas parmakları olmayan bir oyuncu sonra bir sıçratmaya çalışırsanız bir esprisi yok. Öncelik pası doğru ve aynı kalitede atabilmesi. Çünkü sonra sıçrama öğrenilebilir. Yandere 15, also in some situation, the setter need this jump to set the ball, obvious. Ball close at the net. They need it. No, coach, you need to spend some moments to show, but don't spend too much time. Not jump every time to set the ball. This is not important. If the match is slowly, medium balls and ball more slowly, the most important is the hand precision at the jump. Zaten şimdi tabii ki göstermeniz gereken nokta gelecek çünkü bu yaş grubunda da mecbur kalacakları, sıçrayarak atacakları toplar olacak. İşte fileye yakın gelen, içeri kaçmadan atması gereken toplar olacak ama buradaki kilit nokta yine bunda çok fazla vakit kaybetmemek. Özellik önemli olan süreklilik, pastaki o düzgün parmakların öğrenilmesi. A question, why jump set? I write in the, maybe if you want translate, why we jump set in this age? Evet, yani soru gereği neden bu yaşta hani sıçrayarak pas atmıyoruz ya da öğretmiyoruz ya da neden atmamız, ne zaman atmamız gerek tarzı bir soru geldiği için, soru olduğu için. Okay. The second point that we need to fix in this age is about quickly attacks. For middle blockers, we are talk about middle blockers. They start to play some quickly balls. They have good technique, they have good approach, they have good arm swing. And also, I talk about my experience. In Brazil, all players fight front and back line during practice. Also in senior team, also in national team, all players is able to play the ball in attack from back row. They improve the army swing and the approach different after they fix the time, but they have good technique about that. Also, we talk with not to have shoulder problems to ball control. Evet, şimdi artık çabuk hücumlardan yani orta oyuncuların yaptığı çabuk hücumları tanıştırmaya başlayacağız. Daha hızlı oynamaya, orta oyunculara gerektiğinde ara ara daha çabuk paslar atmaya başlayacağız ama hatırlıyorsunuz daha önceki toplantılarda söylemiştik. Brezilya'da mesela özellikle antrenmanda hem ön alanda sadece ortadan değil köşeden gerektiğinde arka hücumdan antrenmanda sürekli top vurduruyor. Niye? Çünkü tekniği düzgün öğrenmek, top kontrolünü öğrenmek, topu kullanmak burada önemli. Sonrasında artık yavaş yavaş bu yaşla beraber timing yani topa girişi hızlandıracağız. Ama yeter ki o doğru bir şekilde gelsin, doğru öğrenilmiş bir şekilde gelsin. Şimdi artık zamanlamasını, hücumun zamanlamasını yükselteceğiz. If you want some reference, I my opinion for middle blockers 50% of time they need to also play medium and height balls in practice. Not in the middle of the court, but like exercise. Okay. Okay. Sayın Hüseyin konuğun sanırım screen share'i açıktı. Onu da kapatabilirsek hemen şey yapalım. Burada önemli olan, teşekkür ederiz. Burada önemli olan nokta özellikle antrenmanda sadece hep kısa top ya da çabuk top değil. Gerektiğinde bir orta bombe dediğimiz metre toplar ya da arada yüksek toplar da vurmaları lazım. Yine ki bu top kontrolünü hatırlasınlar, devam etsinler. Sadece çabuk top, kısa top değil yani. For spiker about side out, they need to fix the reception and attack immediately. This is a big, big problem. Evet. Smaçörler için burada halletmemiz gereken önemli büyük problemlerden biri servis karşıladıktan, manşet aldıktan sonra çabuk bir şekilde hücuma gidebilmek. This situation that we are talking, when the player needs to receive and spike immediately. Bu konuştuğumuz nedir? Ne zaman smaçör manşeti aldı ve çabuk bir şekilde, hızlı bir şekilde hücuma girebildi? This for this category is not easy. Receive and go to spike immediately. Many player has short hanging attack. They just spike in half court. They don't have time to open. They don't have good approach and they don't spike
position 5, position 4. They are restricted area in attack. It's very important the players learn how they receive and approach for the ball and open all angles in attack. Şimdi bu yaş grubunda servis karşılayıp hücum etmek kolay değil. Yetişmekte zorlanacaklar. Belli bir açıyla geldikleri zaman hücum edecekleri noktalar kısıtlanacak. O yüzden bunu geliştirmemiz lazım. Yani bazen 4'e 5'e doğru vurmakta zorlanacaklar ya da tam tersi. Bu yüzden bunu geliştirebilmemiz lazım. Çünkü servisi karşıladıktan sonra da geldiğinde bütün açılara hücum edebilecek şekilde olması lazım oyuncunun. I forgot one important point about mid blockers. I hit only for mid blockers. Excuse me. Okay. O orta oyuncularla ilgili bir hatırlatmamız var. Bir aklına gelen bir nokta daha var. Onun söylemesi gereken önemli. Bir de tekrar orta oyunculara dönelim. My opinion, how we introduce the quickly balls for mid blocker is play. The ball closes setter before. We fix it this ball. No, one ball closes setter. Quickly ball front setter. Öncelikle top pasöre iyi gelecek. Önde fileye yakın, fileye yakın pasöre iyi gelen bir topu nasıl çabuk hücumu öğreteceğiz orta oyunculara? Sabit bir toptan bahsediyor sürekli gelen. The relationship between middle blocker and setter needed to be fixed. About this kind of ball. Çünkü burada artık pasörle orta oyuncunun İlişkisi fix bir noktada olması lazım. Hep aynı şekilde topa gelecek, aynı topa gelecek ki bunu öğrenmesi lazım timing'de ve birbirleriyle o uyumu yakalayabilmeleri lazım. The seven, the ball that we play far to setter gap, now we call gap or yes. Seven, the ball 3 meters far to setter, is very hard at this age. They fix well the ball. The timing, setter and spiker is very hard to... I think that we, if you fix it, the ball closed setter before become quick easy after we focus about the next ball later maybe in under 19 or also in senior team. Yani kurşunda uzak girdiği topu yakın top yakın derken kısa gibi sürekli pasörün üstüne girdiği bir topla çalışmamız lazım. Öncelikle bu timingi çözmeleri lazım. Çünkü kurşunda yaklaşık biliyorsunuz 2,5 metre, 2 metre, 2,5 metrelik bir mesafe olduğu zaman pasörün bunu ayarlaması kolay değil. Bunu yakalamak. O yüzden sürekli olarak pasöre yakın giriş yaparak bunu çalışırlarsa daha rahat. Önce o ilişkiyi yaparlar. Sonrasında adım adım kurşuna ya da diğer paslara geçiş olabilir. What he mind is some important point. In senior team in high level, more than 50% of balls attack is out of system. Inside out and counter attack in transition. More than 50% of balls, sometimes 60%, is out of system. The middle blocker is not involved in the game. Şimdi bunu size niye anlatıyorum? Sonrasında çalışmalarla ilgili A takımda üst düzeyde baktığınız zaman belki %50, bazen bu %60'lara bile varabiliyor tabii servis karşılamaya göre. Sistem dışı hücum ediyoruz. Mecburiyetten ya da işte gelen topa göre hücum ediyoruz. Orta oyuncular buna dahil bile olmuyor. When you think about one senior team, almost 40% of side out and 70%, 80% of transition is out of system. The player needs to spike the ball, medium or high ball, without middle blockers involved in the action. Means that we need to, also in base category, this is over. It's over this. I don't have the exact number, but I followed the games. So they don't very touch the ball. Yes, well. Şimdi tekrar hatırlatalım. Yani orta oyuncuları arada bu tarz sürekli çabuk top oynatmaya çalışırsak A takım düzeyinde belki topun %40'ı side out'ta %40'ı defanstan çıkan toplarda transition'da %70'lere varıyor. Orta oyuncu hiç dahil olmadan köşelerden oynuyoruz. Böyle olunca aşağıda da bu şekilde çalıştığınız zaman bu çocuk topa fazla değmiyor. O yüzden ara ara işte medium ball'lar bu tarzı aradaki topları atmak ya da antrenmanda da aynı şekilde farklı toplar vurdurmak önemli. Çünkü yoksa topa değmeyecekler ve o gelişme çağında daha az hücum etmiş olacak orta oyuncular. I put the Tika is one of the best opposite in Europe and the world. I put just to show how she use all body to bring the ball in the maximum, to reach the ball in the maximum point. If you look at her shoulder,
is not parallel to the floor, is unbalanced to reach the ball in the maximum point. Doesn't matter. Okay, we are talking about kicker, but we can talk about one basic category player. They need to learn to bring the ball in the maximum point when they play medium height ball. They need to reach the ball in the maximum point to spike the ball. Tika örneğini ver, yani Boşkoviç dünyanın en iyi pasör çapası, topu nasıl yukarıda en üst noktada yakalayıp kullandığından bahsediyor. Tabii ki bu en üst düzeydeki oyuncu ama esas yapılması gereken birçok oyuncu bu üst seviyede baktığınız zaman topu yukarıda yakalayıp kullanabilmek. O yüzden bazen işte bu orta oyuncular için de orta seviye dediğimiz biraz daha yüksek toplar, bu ki kollarını açsınlar, kullanmayı öğrensinler, topa hakimiyeti öğrensinler diye bundan bahsediyoruz. We talk about introducing some new balls. One is front setter, one. The other one is light. This ball behind, like a one-leg attack. And this ball, we needed to be careful how we introduce this ball also. Şimdi az önce orta oyuncu pastan bahsettik. Bir tanesi kısa, yakın girdiği kısa toptan bahsettik. Pasöre yakın girişten. Bir tanesi slide, yani kayarak hücumda, tek ayak gibi olan hücumdan bahsediyoruz. Ki bunu buna tanıştırmaya başladığımız zaman çok dikkatli olmamız gereken bir top bu tek ayaklar. This ball, when you start to play this ball, is important not to be so long. Bu tarz bir topu başladığınız zaman çok uzun. Yeah. Marco, can you repeat again? I think problem with connection. Yeah. Is important slide. When you introduce this ball, two important points. One is the ball not so long, 1.5 meters inside the court. Birinci tek ayak, yani bu kayan topta antene kadar uzun atmanıza gerek yok. Bir metrelik bir toptan bahsediyor. Bir metrelik bir mesafeden bahsediyor bu kayan, arkaya kayan topta. Birincisi bu. İkinci nokta. The time is important also. The ball not so quickly, like a medium ball, two step after the setter touching the ball, the spiker has time to do two steps and bring the ball in the good time. Şimdi bunu tabii çok hızlı başlamamamız lazım. Çok çabuk yatık bir toptan bahsetmiyoruz. Bunu daha yeni öğrettiğimiz zaman pasör topa dokunduktan sonra orta seviye bir topta smaçörün iki adımda topa gitme şansı olacak. Yani 1-1.5 metreden bahsettik. Oraya iki adımda gidip o topu yakalayabilecek. Yeter ki çok fazla hızlı gelmesin. This is a real new technique for approach. Also for arm is different technique. The player needed to be very careful. Coach needed to be very careful how he introduces this step by step. It's very important he introduces step by step this ball. Many players injured in this age trying to do this ball and land in bad position, many knee ligaments problem about this ball. Şimdi burada çok dikkatli olmamız lazım. Hem oyuncunun hem antrenör olarak bu tek ayağı tanıştırırken. Çünkü farklı bir adımlama sistemi. Bir, adımlama sistemi daha farklı tek ayakta. Diğeri de kolun gelişi daha farklı. Özellikle bu yaş grubunda bu tek ayağa başlayan birçok oyuncunun sakatlandığını görüyoruz. Hazır olmuyorlar. Düşüş esnasında sıkıntı yaşıyorlar. Dizlere çok yük binebiliyor. O yüzden adım adım yavaş yavaş bunu tanıtmamız lazım. It's a good time to start, but we need to be careful about that. We need to start to do first in practice, step by step. When they are real fixed, the movement, everything we start to use during the games. Also in practice, you don't use six and six. We need to introduce before. They need to care about that. After they fix the ball, they start to introduce in practice or after in game. Evet, şimdi bunu adım adımdan kastı ne? Bunu ilk defa öğrendikleri için hemen bunu maçta kullanmayacağız. Önce bunu tanıtacağız. Bu adımlamayı göstereceğiz. Ne zaman ki yavaş yavaş topu yakalıyor. Aynı şekilde sadece maçlarda hemen kullanmayalım. Antrenmanlarda ilk başta. Çünkü hani sakatlıktan korunmamız lazım ama tanıştırmak için de doğru bir dönem. Fakat çok yavaş ve çok dikkatli bir şekilde bu tek ayaklara başlamamız lazım. Önce antrenmanda kontrollü bir şekilde, sonrasında iyi yapmaya başladıklarında belki antrenmanın içinde en son artık o timingi çözdüler, oynayabiliyorlar. O zaman maçlarda kullanmaya başlayacağız. I have some film I show later, the film about one leg attack, about technique. You can understand that the technique is completely different than normal approach. It's other technique and they need learning step by step.
Sonra bir videomuz da var tek ayakla ilgili. Onu izleyeceğiz. Tabii ki tekniğin yani köşeden hücumdaki adımlamadan ya da öne giren oyuncunun adımlamasından, yaklaşımından, topa yaklaşımından çok daha farklı olduğunu göreceğiz. Okay, about opposite, if you play in the system, if you play 62, we have always three players in the net. We don't play with opposite. In case that we play opposite, the most important fix in this side-out situation is about back row attack. Is not, they needed to be step by step able to play when they play behind. They need to play one set, opposite is the position 1, 6, and 5. They need to adapt to play this ball behind. It's very important to fix this ball. Tabii pasör çaprazı için eğer 6-2 oynuyorsak, yani 2 pasörle oynuyorsak zaten önde 3 oyuncumuz var, bir sıkıntı yok. Ama 5-1 oynadığınızı düşünün. Pasör çaprazı ile ilgili de tanıştıracağınız hücumdaki top tabii ki arka hücum olacak. Yani 6'da 1'de ve 5'te olduğu pozisyonlarda gelip birden ya da işte gerektiğinde 3 metre gerisinden hücum edebilmesi. Okay, I show now one video about middle blockers. We can discuss about that. Biraz orta oyuncularla ilgili, hücumla ilgili videolar izleyelim. Gerektiğinde bu konuyla ilgili de konuşabiliriz. This is 7 that we talked before. It is important ball in senior teams, but we need to introduce later this ball. Marco, we can see the video. No. We didn't see the video. Normalde açık. Göstermesi lazım. The share is open. You should be able to show. My share is not open. Yeah, it's open, he says. İsmail opened it, but we didn't see the video. Şimdi sanırım videoda kurşunla ilgili görüntüler de var. Onu daha sonra tanıştıracağız demiştik. You what? No, we can see. I need to restart. Wait. I need to restart. Wait a moment, okay? Okay. Bir daha başlatacak. I don't know what's happened. Maybe you check some question if you want to ask something. Bu arada biz o videoyu ayarlamaya çalışırken özellikle bu orta oyuncuların girişiyle ya da bu hücuma giriş pasla ilgili fikriniz, sorunuz varsa bu konuları hemen o soruları cevaplamaya çalışalım. Onunla uğraşırken ben de onları cevaplamaya çalışayım. Adnan, ben bir tane sorayım. Tamam abi. Öğretim aşaması hızlı hücumun önce kısa, sonra yakın tek ayak, tek ayakla ilgili. Değil mi? Sonra evet. Uzun tek ayak. Sonra oyuncuların ilişkileri, pasörün yeteneği veya smaçörün yeteneği geliştikçe kurşun pas. Gibi başladık. Yani daha hani uzun tek ayaktan da çok bahsetmedi ama ilk başta hani bunu oturtup mesafe yakın olduğu zaman bundan bahsetti. I think now we can see from the beginning, Marco. Okay, from okay. Zero to I find it. So, when we start with middle blockers, we call for first tempo close first. We teach them this. And then slide with not so high ball. Closer, like around 1 meter. Closer and time is important. Both of situations is important. Not so long, not close at the end. The ball needed to be maximum 1.5 meters for the end. And the time is important also. They don't play so quickly. They play like a medium ball. Not so high also, medium ball. Aynı şekilde tek ayakta İsmail abi söylediğin gibi özellikle çok uzatmadan başlıyoruz. Ama kilit noktalardan bir tanesi tek ayak hücumunda sadece mesafe değil, 1-1,5 metrelik mesafe çok antene uzamayan ama aynı zamanda çok çabuk değil, oyuncunun da yakalayabileceği bir orta seviyede bir toptan bahsediyoruz. Tamam, teşekkürler. Sonrasında yavaş yavaş hızlanacak. Okey. What's happening here? Can you see? Yes. Now it's okay. Okay. Look, I show this first attack to understand that in high level, important to play quickly but not low. Now many players bring the ball at the maximum point, and variability is important to play this ball. Good
Bu seviyede özellikle yani çabuk toptan bahsediyoruz ama çabuk top alçak top demek değil. Bakın bu seviyedeki birçok oyuncunun ne kadar topla yukarıda buluştuğunu görüyorsunuz. Yani çabuk oynayacağım derken topu alçak atmayacağız. Açılabilecek yukarıda mümkün olan en üst seviyede buluşacaklar. He's a servant that we talked before. Bu az önce konuştuğumuz kurşundu son top Japonların yaptığı. Onu daha ileride we will introduce it later. This is Thailand team. Thailand team play very quickly, very quickly seven. This for senior team is very important ball, but we introduce later in this category. Bu son hücum Tayland'ın yaptığı kurşun. Onu çok da hızlı yapıyorlar ve A takım için çok önemli ama onu biraz daha sonra tanıtacağız oyunculara dediği gibi. Şimdi kayarak hücumlar başlıyor. When I watch it on, same point, the video. Okay. Okay. Now for slide, huh? Yes. Now for slide. I try, but when I click, look. Turns, evet, look, the arm swing is completely different. Look. Kolu nasıl getirdiğine bakın. Yani köşeden çok daha farklı ya da kısadan çok daha farklı kolunu getirdiği getirişi nasıl savurduğuna bakın. This about that we talked before, closest setter. Bu ilk öğreteceğimiz bu kısa toplar. Yani pasöre yakın giriş yapan orta oyuncu. İlk öğrenmeleri gereken bu. Bunlarla başlayacağız orta oyuncular için. This ball we talk, introduce later, maybe in junior category, we can introduce this ball. Bu kurşunu biraz daha ileride göstereceğiz dedik. They jump at the same time that they set the ball, they are jumping. Pasörün pası tam attığı sırada sıçrıyorlar. Important the time, you know. The time is that setter touching the ball, they are ready to jump at the same time that they set. Some players jump before, like anticipate the first time. Like men, huh? Yes. Mm-hmm. Sometimes they jump early. But the normal time is jump together. When they set the ball, they are ready to jump and spike the ball. A little bit late. Tam pası atarken sıçramaya başladığını görüyorsunuz. Bazı oyuncular tabii ki top pası atarken daha havada oluyor, daha erken de sıçrıyor ama genel kadınlardaki genel kanı pasörle beraber aynı anda yükselmeye başlamaları, pas atılırken yükselmeye başlamaları. Marco, I see one question. Bir soru gördüm. Erkeklerde de aynı şekilde mi olmalı? For men, also introduction to this quick ball should be same, you think? I'm not so experienced to talk about men's, understand me? I don't work. I follow volleyball in men's category. But normally they are more, in a pack, they are more quickly about that, to learn. You know? The body control is different and they learn more. In Brazil, many players in this age, 70 years old, they also play different balls. They develop a pack early than the women's. Adnan, şimdi bu erkeklerle ilgili gelen soruyu sordum. Hani aynı şekilde mi tanıtalım diye. Şimdi erkekleri takip ediyorum ama hiç çalışmadığım için hani çok da bir deneyimim yok. Bir şey söylemeyeyim dedi ama yani Brezilya'da bu yaş grubundaki birçok erkeğin tabii fiziksel olanaklardan dolayı daha hızlı oynadığını ve farklı varyasyonlarla oynadığını, bu yaşta çok farklı toplara vurduğunu biliyor. O yüzden erkekler daha farklı olabilir. Hani onu ayrı tutalım dedi ama kızlar için bu şekilde başlayabiliriz. Look, we show now again the slide. The time is two steps after the set the ball. After set the ball. Tek ayakta pası attıktan sonra iki adımda gidiyor topu görüyorsunuz. Timing'de olarak baktığımız zaman o iki adımda topu ulaşabilmesi lazım ilk başta öğretirken. Look, this ball is not so quickly. Top da çok çabuk değil. Parabolik bir yükseklik veriyor. Like a medium ball. Orta seviye bir top. And they control. But this ball is longer. Now ball is closer to the end. We talk that play the ball. Tabii bu bizim söylediğimiz toptan daha uzun. Yani antene uzayan bir top. Biz daha kesik bir top. Yaklaşık 1-1.5 metrelik yakalayabilmeleri için, öğrenebilmeleri için.
I understand how you do. Let's try show again. This is the best slide it is, girl. Şimdi bir kez daha bu kızın özellikle adımlamasına ve kol also the arm swing. Exactly. Da nasıl getirdiğine bakın. Adımlama ve kol dediğim gibi diğer girişlerden çok farklı. Many coach ask me why we do this kind of approach, arm swing in this attack. Look, impossible do front swing if the leg is disturbed at the moment. Look the legs. How we can approach front, understand me? How we can charge our arm in front? They need to come from this movement. This movement is completely different. Birçok antrenör bana kolunu neden bu şekilde getirip vurduğunu soruyor. Bu oyuncunun yaptığı gibi önden aşağıdan çekerek gelme şansı yok. Çünkü bacağı bu sefer önünde olacak ve engel olacak. Bu yüzden bu tarz şekilde çekerek arkadan getiriyor kolu. Can understand, huh, from? Yes. Adnan bir soru efendim, var. Efendim, dinliyorum abi. Şimdi bir antrenör arkadaşımız orta oyuncu adımlamasında tek zamanlı son iki adım istemsiz şekilde sol ayak önde değil yan yana oluyor. Bunu düzeltebilmek için ne yapmalıyım diye öneri istiyor. Orta oyuncunun son yanı yardım için getirdiği adımı yan yana oluyor. Önüne geçmiyor mu? Tabii. İki adımlama yapıyor. Diyelim sağ sol atıyor. Hangisini önce attığını bilemiyoruz tabii. Muhtemelen sola önce atıyor olabilir. Bilemiyorum. Sol adımın önde olması gerekir. Hocamız biliyor bunu. Neden sol adım önde değil de ikisi yan yana oluyor? Bunu nasıl düzeltebilirim diyor. One question from a coach. Middle blocker with approach. I think yakın kısa tarz toplarda değil mi? Bu kayma topundan değil bahsediyoruz. Evet. For close balls. The left foot is almost the same. Never goes in front. How can I fix this? Because of last two step. Two steps front or normal attack movement, not slide ball, is right left, not for right arm spike. Who spike with the right arm? They need approach the left step to open the hip. It's very important the left step. We approach to open the hip jump, not front net. When we spike the ball, we turn everybody, but when we jump, we need to open the hip. We don't, especially for women, they don't jump too much. If they jump and after open the arm, they spike many times in the when they fall down. Understand me? In this way, they need to jump 45, sometimes also more. And after jump, they turn it the body. For that is important. The left step, left step, turn it the hip is very important. Şimdi buradaki önemli nokta tabii sol adımı atarken kalçadan çevirebilmesi. Yani fileye yakın olmaması. Kızlar özellikle çok sıçramadıkları zaman ya da erkekler gibi olmadığı için biraz daha açık ve sol adımını atarken kalçayı biraz daha çevir ki kapandığı zaman fileye değmesin ya da topu düşürmemesi için o kalçadan açılabilmek önemli. Bu yüzden de biraz daha açık girişle başlayıp bu dönüşü öyle göstermek lazım. Son adımın biraz daha atarken kalçadan döndürebilmek, açabilmek lazım vücudu. Sanırım doğru anlatabildim İsmail abi, değil mi? Yani doğru hocamın demek istediği sol adım neden yani öne gelmesini istiyor sol adımın. Bununla ilgili. Yani onun söylediği hani sol adımı öne gelince kalçadan açılıp bu açıklığı kazandırıyor. Ama bunu yapabilmek için ne öğretiyor? Tamam. So Marco, how can we teach or correct the player when left is not like you describe? You know, left last step of left is little bit behind the right. Most important, when you start to teach the approach, it's the last two steps. We can do three steps, four steps, depend of match situation. We have some previous steps, but the last two steps needed to be very fixed. This we have some exercise. Unfortunately, by Zoom is harder to show this, but we have some exercise, simple exercise that we can use. Maybe after through Ismail, we can give you some video if he wants. Okay. I don't know who asked this, but okay. Who asked this? If you want some video about that, we can have a simple exercise. That we try fix it this.
fix it right left, right left. This approach, it doesn't matter the other approach before, but the last approach, right left, is very important. Yani burada şimdi hemen kilit nokta son iki adım. Yani gerektiğinde üç adımda gelebilir yaklaşırken, dört adımda gelir. Maç topa göre farklı noktadan geldiği için mesafe değişebilir. Ama son iki adım, yani sağ sol çok önemli. Bunu düzeltmekle ilgili de şimdi burada Zoom'dan anlatmak ya da göstermek kolay değil ama gerekirse birkaç yapabileceğimiz ufak basit şey var. İsmail abi senle temasa geçebilirler. Marco da bu konuyla ilgili bir iki tane video paylaşabilirim dedi. Tamam, teşekkür ederiz. Yani son iki adım özellikle dikkat edilmesi gereken o patlayıcı iki adım. Tamam, teşekkür ederim. Okay Marco, thank you. You have another question for you? Başka bir cevaplamamız gereken bununla ilgili bir şey var mı? Devam edelim mi diğer konuya? Transition'a geçelim mi? Devam. Okay, we go transition'a. Huh? Now is about transition, survey, block, defense, and attack. Transition organization. Yes. Okay. Şimdi transition'dan bahsedeceğiz. Yani servis attığımız zaman defanstan çıkan top, defans blok düzeni ve sonrasında bu topa hücum. In this age we can use some different strategy during the games. Also belongs to players. Some player has a very strong survey and we can now teach them to try to score sometimes in the game. Şimdi burada tabii oyuncuya göre farklı taktikler uygulayabiliriz. Mesela çok iyi servis atan bir oyuncu varsa belki daha servis bırakıp ya da onu skor amaçlı servisi direkt ace için, sayı için servis attırabiliriz. Some players has good control. They don't serve so quickly but they have good control. Especially in 3 meters. If you understand, look, in senior team 31 every 3 serve, one of them don't go where the coach wants. One out of three. Yes, yes. Sometimes between 25-30% of serving, also in good level. Don't go where coach wants. Bir daha bir... Right position. You understand me? Yes. This is very important to understand that we need to teach the players to control the ball. Now, backing is very important now in serving. So we don't go crazy in senior team. Şimdi serviste tabii bir sayı almak için bahsettik. Bir de top kontrolü iyi olan çocuklara taktik servis, yani kısa, uzun, hedefe servis atmaktan bahsediyoruz. A takımda özellikle, yani her 3 toptan biri bazen üst seviyede bile between 25% between 25-30 but more than every four serve. Her 4 toptan biri diyelim. Yani %25 oranında istediğin, koçun istediği yere gitmiyor. Farklı noktaya gidiyor servis. O yüzden top kontrolünü öğretmek, serviste hedefi öğretmek, taktik servisi öğretmek çok önemli. Hey, we need it. The players need it. What is means control the ball? We need to serve in 3 meters. We serve in the zone that we decided to serve, you know? We try, especially in this age, we talked before, receiving an attack is very hard for spikers. It's not easy. Receive and go to spike. Many times, if you have a good direction in serving, we can stop many spikers in this age. They have problem to manage the attack, coordination, step, not the steps, footwork is very hard in this age. They are not fixed yet. Yes. And If you have a good team, is you can do a good survey, a tactical survey in this age. Yani top kontrolü dediğimiz nedir? Gerektiğinde 3 metreye kısa servis ya da hedefe servis. İşte, istediğiniz yere, alana doğru noktaya servis atabilmek. Belki bazen her zaman istediğiniz şiddette olmayacak ama bu yaşta özellikle hem oyuncunun gelişimi için önemlidir hem de sizin açınızdan kazanma amaçlı yapacağınız taktiksel açıdan da önemli. Ne dedik? Birçok bu yaş grubundaki smaçör için servisi karşılayıp hücuma gitmek kolay değil. Bu yüzden hedefe atarak doğru iyi bir takımınız varsa doğru hedefe servis atarak önemli başarı da kazanabilirsiniz. We have big difference about base categories and senior team in performance. But if you need to choose one fundamental that is more closer between base category and senior team in this age is about serving. The serving is the most closest fundamental between base categories and senior team.
Hala bu kategorilerle A takım seviyesinde birçok temel teknikte farklar var. Önemli farklar var ama en yakın ne derseniz servis. Yani A takıma yakın bir şekilde etkili, etkin servis atılabiliyor. We have real good serve in this age. Some player has real good serve. When you take some players also for these categories to work with senior team, it's different about reception, block, defense, attack. It's big difference. But in serving, they can compare. They are not same level, obvious, but they have some, it's more closer the level of senior team in serving than the other fundamentals. Evet, yani bu yaş grubunda servis gerçekten yatan oyuncular var. Yani bunları A takım antrenmanına da aldığınızda belki blokta, servis karşılamada, hücumda da tam orada değiller. Zorlanacaklar ama en yakın olduğu, belki tam aynı seviyede olmasa bile yine servis konusunda daha yakınlar, servis atmak konusunda. Teknik anlamda baktığımız zaman bu en yakın oldukları nokta servis. Okay. Let's go to block and defense organization. Some point is important in this age. Before we talk about overload block in yes. under 15, the middle blocker and coach define after survey where they go early and they can move in one time early and they can arrive balanced. They are not fixed yet, the swing block, and they can arrive better organization in block. But in this age, we need to introduce the receptions better and we need to introduce the weak block is very important for middle blocker. Middle blocker need a play according to the situation of the game. And this is a big change. It's a big change when they start to learn not to move in one position, but they need it. Wait, they settle, define the ball, and after moving quickly, arriving both in different situations, no? In different positions. Şimdi daha önceki toplantılarda söylediklerimizden daha büyük bir fark, en büyük farklardan bir tanesi blok defansla alakalı. Yani daha önce ne diyorduk? Overload. Overload derken erkenden belirlenmiş bir blok düzeninden. Yani servisten sonra 4 numaraya gidip kapatacaksın. Şuraya servis atabilirsek işte burada blok yapacağız. Defanstan çıkan topta burada blok yapacağız. Buraya gideceksin. Şimdi orta oyuncudan artık oyunu okumasını isteyeceğiz. Yani pasörün eline geldi, pası attı sonrasında. Çünkü daha önce işte swing blok dediği bu çapraz adımla giden blokları yapmak için de erkendi, yük binebiliyor demiştik. Artık yavaş yavaş oyunu okumasını ve buna göre hareket etmesini istiyoruz blokta orta oyunculardan. About swing block, we talk about the steps and swing block, okay. The three steps of swing block. Burada çapraz adım dedik. Yani bloktaki adımlama 3 adım görüyorsunuz. Geldi, yüklendi ve içeriye girdi. Özellikle adımlamaya nasıl başladığını, ne tarafa nasıl gittiğini görüyorsunuz. This is a normal swing block with three steps, no? But in base category, sometimes we can use also two steps, especially height balls. Before we turn and do swing block to reach the ball at the maximum point, we can use two lateral steps, and after we use especially height balls. Otherwise, you don't have time to do five steps. Yani bu tabii 3 adımdan bahsediyoruz ama gerektiğinde belki bu yan adımlamayı 2 adımda da yapabilirsiniz. Top yüksekse belki 2 tane lateral adımdan sonra gidip son adımı bu şekilde yapabilirsiniz adımlamayı. Ama tabii onun olması için topun yüksek olması lazım. Many coach also, yetişemezsiniz. Many coach also talk about hands. Go inside, go inside, go inside. Okay, it's important also. Good position offense. Position, but the most important is fix well the shoulder and elbow. Many balls is not about to go inside. When the ball touching the hand, move it ahead. They move it ahead. And I show one stabil video. Good technique, good control about that. Look this block. Look, the ball is fixed. The hand is fixed. Elbow is fixed. We have some different approach. This is a lateral step on national team. Look, Hande use the lateral step to approach and fix the hand well, the ball touch and don't move it ahead. You know, I use this video just to show. Şimdi
Let me start from the beginning. Burada birçok oyuncu, koç tabii ellerin pozisyonundan hani hep sürekli içeri girmekten bahsediyoruz. Tabii ki içeri girmek bu pozisyon önemli ama önemli olan omuzunuzu, dirseğinizi kitleyebilmek. Yani top elinize çarptığı zaman o çocukların ellerinin dağılmaması lazım. Sabit bir şekilde tutabilmesi lazım el pozisyonunda. Farklı adımlar. Mesela burada 7 numara Hande'ye bakın. Lateral adımla kayıyor ama elleri, omuzu pozisyonu nasıl? Yani burayı omuz dirsek arasını kilitlediğiniz zaman eller hareket etmeyecek şekilde uzandığını görüyorsunuz. Tabii ki içeri uzanmak önemli noktalardan biri ama ellerin pozisyonu da çok önemli. Hand is open and good position. When the ball touch, she move. This other kind of block. Adımlama burada farklı olabiliyor ama yani eller top değdiği zaman eller açılmayacak. Burada bakın farklı bir adımlama, değişik bir blok izleyeceğiz. He's a swingy block for spikers. We are talking about not about middle blocker, but also about spiker in position four. Burada... We can also step by step introduce this, especially in junior category. Gençlerde özellikle gösterebileceğiniz bir adımlama. Artık sadece orta oyuncu değil, bakın köşedeki oyuncu da ortaya yakın adımlama, çapraz adımla gelip blok yapacak. It's same movement at middle block, look, three steps. Aynı. Don't... Orta oyuncu gibi 3 adımda geliyor. The approach is good. She don't touch in the ball, single block, but she has a good approach. Jump and don't. She's packed short diagonal, but we can look the... Position is good. Step is yani good, burada topa belki dokunamıyor. Keskin çapraza vurdu. Topu geçmiş. Mady Kingdon herhalde geçiyor topu. Ama adımlama ve ellerin pozisyonu, özellikle yaklaşımı çok iyi. Blok pozisyonu olarak yaklaşması, topa yaklaşması, adımlaması, sonrasındaki eller doğru. Ama smaçör tekli blokta yetenekli bir şekilde kaçıyor ayrı. Okay, let's go. Three steps. 3 adım. Good second step, not to approach well. Many coach also talk to jump front the net. It's not important jump the net. Front the net is important. When the block is ready, you are front the net. Now, many times you jump front the net, but you are your shoulder open, the transfer desk. This is another kind of block that you use, especially in senior teams and sometimes in junior category. We call option block. Option block means that middle blockers, many times middle blockers make a jump. Choice and jump together with other middle. Şimdi burada mesela option block'tan A takım seviyesinde bu nedir? Serbest bırak. Bu pozisyonda mesela çok ortada oynuyorlar dediniz. Orta oyuncu kendi tercihiyle beraber, orta oyuncuyla beraber aynı anda sıçrıyor. Onunla beraber sıçrayıp birebir onu yakalamaya çalışıyor. Option block means that the middle blockers make an option to jump together with the other middle blocker and go inside. It's not important to start with the handy height. It's important jump together and give it good plan to touch the ball. Look. Burada opsiyonda ne dedik? Orta oyuncu, orta oyuncuyla beraber sıçrayıp onu durdurmayı planlıyor. Burada bir opsiyon kullanıyor. Buradaki önemli nokta çok yukarı çıkmak değil. Beraber sıçramak ve içeri girmek. Açıyı kapatmak. Look, they jump together. Look. They jump sıçramaya together. Sıçramaya bakın. Aynı anda sıçrıyorlar neredeyse. And the player has time to go other side and close the space. Böylece içeri girip açı kapatacak zamanı oluyor. Beraber sıçrıyor ve içeriye uzanıyor. They use a lot of this in men's team. In men's team, they use a lot of option block. In women's, they use less, they use more read block. But is a good option when the middle block, the opponent middle block is effective in attack. Sometimes jump together is very important. Kadınlarda daha çok çok fazla opsiyon kullanılıyor. Erkeklerde bu çok oluyor. Yani o çok kuvvetli gelen bir orta hücumu durdurmak için birçok kez beraber sıçramanız gerekiyor. Kadınlarda bu biraz daha az. Fakat çok efektif bir orta oyuncu var karşınızda. Belli pozisyonlarda pozisyonu oradan çok oynadığını biliyorsunuz. O zaman böyle bir opsiyon kullandırabiliyorsunuz. Orta oyuncunuz beraber sıçrayıp dediğimiz gibi içeri girip kapatmaya çalışıyor. Now read block, ha? Yes. Wait the setter define and they go together to close the space. This is a typical read block that is. Bu da blokta okuma dediğimiz. Bakın yani sıçramadı orta oyuncuya. Orta oyuncu güzel bir giriş yaptı karşı tarafta. Baktı, pasör pası attı ve gitti doğru yere blok yaptı. Burada okuyor. Look. The block don't move before the setter set the block. The block is stopped and wait. The block is closed.
to help other balls, and when they set the ball, in this case in position two, the block moved good swingy block to try close the block and good hand. Now important the hand to be real. Şimdi Trump. Burada bakın yakın bekliyorlar ortaya. Hiçbir şekilde hareket etmediler. Pasörü izlediler. Sonrasında beraber gidip doğru bir şekilde ve doğru ellerin açısıyla eller de sağlam tutarak blow yapıyorlar. Burada bu okuma yani read block dediğimiz pasörü okuyup ona göre hareket etmek. Okay. Okay. We talk about block. So one question from me, Marco. Okay. At this age, for middle blockers, when they use option or not, do you advise them to follow middle blocker or stay in and read? No. When in this, especially in junior category, not in under 70, but especially in junior category, sometimes the team plays some free balls or after good reception, the ball is precise. They need opt to jump together, no? Yes. And we have some trajectory. We define it before, normally the coach define it before, when they go to close it, position five or position one, depend of some situation about position of ball or characteristic of player. Many player has some characteristics. It's very, very hard when you have one middle blocker jump together. I remember many match that become important points when they jump together and they go other side. For middle blocker for a spiker, for middle blocker other side, it's very hard to spike when the middle jump together. It's very, very hard. They have a narrow area to spike. Narrow area to spike. Ben bir soru yönelttim. Hani bu yaş kategorisine özellikle takip etmesini ve opsiyon kullanmasını tercih ediyor musun diye. Zaten çok fazla hani ortadan oynanmadığını, bu yüzden de sürekli ortayla sıçrayan bir oyuncuyla oynamanın çok zor olacağından bahsetti. Özellikle yine okumaya çalışmak ama belli pozisyonlarda mesela free ball geldiğinde ya da belli avantaj toplarda ortadan oynayan takımda nereye vurduğunu da bildiğimiz oyunculara bu pozisyonda kal ve burayı kapat diyebiliriz. Burada opsiyon kullan diye. Ama genel anlamda okumalarını istiyoruz ki zaten çok fazla da ortadan hücum olmayacaktır. Bu tarz hızlı hücum olmayacaktır. Normally we use this strategy in some moments. In some moments or against some players in some moments. Yani, normally it's not like a normal strategy to jump always together with middle blocker. But in some moments of game or some moment the coach needs also later, maybe under 8 and under 9, also jump together with middle and close the ball. You know, close, go other side and close some trajectory of ball. Position 5, position 1, they jump together and close some area. Yani genel anlamda bu tarz oynamayacaksınız. Oyunu okumalarını isteyeceksiniz ama kritik bir an sizin istediğiniz, verdiğiniz bir direktifle işte içeri gir, beraber sıçra ve 5 numarayı kapat. Ya da işte bu oyuncu biliyorsunuz kritik anda ortadan oynayacak avantajda beraber sıçra 1 numarayı kapat. Bu kritik anda vereceğiniz bir taktik ama genel anlamda sürekli opsiyon kullanmasını istemeyeceksiniz. Adnan bir soru da benden. Okey abi. Marco blok sisteminde neye inanıyor? Oynayacağı rakibe göre her oyuncunun vuruş yerlerine göre çapraz paralel blok düzeni mi yoksa kendi bir blok sistemi var o blok sistemine göre takımın oynamasını mı istiyor? Okay, another question, Marco. For block defense system, what do you believe in? For example, do the block according to opponent every time change to this, you know, this girl attacks diagonal, the other one parallel, you move against this, or you have one system and you try to do the system and the rest take care of the defense or anything? Okay, if you talk about senior team is one question, if you talk about basic category is other. For basic category, in my opinion, we need to define it before. Which kind of they are not ready yet to read the whole situation. No? They need to know when they jump in block, which position they need to close it in block. No? And the defense play according of that. No? They close it parallel, middle block. Evet. They need to close one zone of the curve. No?
Şimdi bunu A takım mı, altyapı mı diye ayırmak lazım. Yani altyapı için benim düşüncem oyunun tamamını okuma şansları yok bu yaşta da. Her şeye hakim olamayacakları için bizim önceden belirleyeceğimiz bir sistemimiz olacak. Yani şu tarz yüksek topta burayı kapatacağız, bu tarz topta burayı kapatacağız tarzı. Bir iki tane genel nokta, paralel kapalı, işte çapraz açık ya da tam tersi. Bunları söyleyeceğiz, geri kalanını defansa bırakacağız. Our senior team is more complex. We play according to situation and according to player. Sometimes depend ball closer to them, ball far to net, ball. Which strategy use depend of the situation, also depend of player characteristics. Tabii A takımda daha karmaşık bir hale alıyor. İşte top antene uzadıysa başka bir şey yapacağız. Yakın topta farklı, yüksek topta farklı. Yine oyuncuya göre değiştireceğiz. Yani bu çapraz vuran oyuncuya ona göre önlem alacağız. A takımda işler daha kompleks hale geliyor ama altyapılarda biraz daha hani bilinen o kendi sistemini oynamak daha mantıklı diyor. Teşekkürler. Thank you Marco. Okay. About counter-attack, not transition, organization. We have, I don't know how we divide in your mind this, but in my mind, we have four different situations that we need to fix step by step. It's so complex. How you play well after transition. Inside out, all team is ready to go to spike. The receiver, the middle blocker, all team is open, and we can go and choose your strategy to play. But in transition, it's different. All situations are different. We have four different situations plus, like a groups that we need to work. Şimdi transition'da yani defanstan çıkan topu hücumda daha karmaşık. Yani side out'ta herkes hücuma hazır bir şekilde bekliyor. Fakat burada dört kategoriye bölmemiz lazım. Çünkü kolay bir şey değil. Daha dikkatli bir şekilde çalışmamız gereken nokta transition'da defanstan çıkan topta hücum. Dört kategori dedik. Yeah. The easy one is advantage ball, free ball, that is we play like a side out. The team is open, everybody is ready to go to attack the ball, and we can play with similar strategy with side out. Evet, en kolaylarından bir tanesi, yani birinci adım, avantaj top, free ball dediğimiz. Çünkü gelen topta herkesin her şekilde yine aynı side out'taki gibi tüm takımla hücum etme şansınız var iyi karşılayın. The second situation is after dublage. We have one team, they spike the ball, the other team is block, we need to play this ball and make a transition with this kind of ball. And our team is one kind of organization. Many players closer to net at this moment. İkinci nokta dublajdan sonra. Yani hücum ettiğiniz top bloktan döndü. Bu topu karşılayıp nasıl hücum edeceksiniz? Özellikle birçok oyuncu fileye çok yakın bir pozisyonda kalıyor böyle bir durumda. But especially the Argentine is very, they have a very good connection in this kind of balls. When they play after dublage, they move it about other side of the court. When they spike the ball in two, they take the ball in dublage and they play the ball in four many times. When they take the ball, sometimes the middle block is not able to counterattack and they play the ball the other side. And the middle blocker need to cross all court. Now, double block in position two. When they play in dublage, they play other side and the middle block opponent, middle block in trouble. They need to run for the other side. Evet, birçok iyi takımın yaptığı mantıklı iş bu tarz bir toptan sonra oyunu açmak. Yani ters tarafı. Eğer ikiden hücum ettiniz, dublaj yaptınız, birçok sefer orta oyuncunuz da giriş yapamayacak. Ters köşeye, yani dörde oynamak. Böylece rakip orta oyuncuyu da hareket ettirmiş, zora sokmak, koşturmak zorunda bırakacaksınız. Bloktan düşen oyuncu bir anda inip ters tarafa koşmak zorunda. İşte aynı şekilde dörtte hücum ettiniz, dublaj yaptınız. Bu sefer arkaya ikiye topu açmak, uzun köşe oynamak. What about touching the block and go so high behind it? The team has time to open and go to play like free ball. But when you talk about dublage, close the block, close the net, no, in the close the attack line, this ball, the first thing we need to teach the girls is move the ball other side of the court. Yani bloktan tabii top yüksek geldi, arkada karşıladığınız bir yükseklik kazandı, o kolay. Aynı free ball oynar gibi, avantaj top oynar gibi oynuyorsunuz ama diğer tarafta yakında oynadığınız zaman ilk kızlara öğretmeniz gereken nokta oyunu açmak, diğer uzun köşeye oynamak. Böylece karşı orta oyuncuyu blok defans düzenini tekrar değiştirmek. The
third situation that happened a lot of in the game, this most is about defense. We have double block, the ball go outside the block, the ball don't touch the block, and we defended this ball and we need to play counter-attack. En çok tabii bu transition dediğimizde en çok yaşanan defanstan çıkan topa hücum etmek. Yani ikili bloğunuz gitti, kapattı, top oraya değmedi, boş noktaya hücum ettiler ve orada defansınız var. Topu çıkarttınız ve bu çıkan topa hücum etmek. This kind of situation, especially in base category, is very hard for middle blocker to be included in counter-attack. Normally play position 4, position 2, if you have also back attack in 6, no? Especially in team is more developed. Advanced. Also, this triangle is very important. Position 4, 6 and 2. Şimdi bu durumda tabii ki orta oyuncuların özellikle bu yaş kategorisinde bu defanstan çıkan topta hücuma dahil olması çok zor oluyor. Bu açıdan bir üçgenden bahsediyoruz aynı şekilde. 4, 2 ve 6. Yani eğer biraz daha gelişmiş bir takımınız varsa hücum edebilecek yine 1'den, 2'den ya da işte 6'dan hücum, pipe dediğimiz hücumu da devreye sokabilirsiniz. And the last situation when the ball touching the block and come for our shot after touching the block. Diğeri de işte bloktan dönüp bizim sahamıza gelen. Az önce dublaj yakın toptan bahsetmiştik. Şimdi de bloktan çekip bizim sahamıza gelen top. Become very important the middle blocker include the middle block in this ball. Why? When the ball touching the block and go right, the middle blocker has time to move from the block outside and he cover. The footwork of middle block is very important to be included in the tekrar söyleyeyim. Bizim bloğumuzdan sekli top ve yükseklik kazandı. Buradaki avantajımız top yükseklik kazandığı için artık orta oyuncuyu da hücuma devreye sokabiliyoruz. Topa değdi, bir yükseklik var, topu fark etti, aldık. En azından bir giriş yapabilir. Orta oyuncudan da burada faydalanabiliriz. Bu dördüncü kategoride bu. We talk about the ball touching the block and go change the trajectory, go higher. And you have time to recover the middle blocker and we need to play well this ball. With no our ability to play this ball closer to net to play with middle blocker. Yani burada bahsettiğimiz tabii blokta topu yumuşatmak, yükseklik kazandırmak. Böyle olunca yine bir avantaj top gibi açılıp ortadan giriş yapabileceğimiz, çabuk oynayabileceğimiz bir top. Burada orta oyuncuyu da hücuma I have one video about transition footwork is also in my opinion we need to start to teach from this age. Yani buradaki kilit nokta ne? Tabii orta oyuncuyu dahil edebilmeniz için onun ayakları, hareketi, adımlaması bir video var. Burada çünkü bu yaşta da artık bu transition'da bu adımlamaları, bu açılıp hücuma girmeleri öğretmemiz lazım. The left side is correct one. Right side is wrong one. Soldaki doğru adımlama, sağdaki yanlış adımlama videoda göreceksiniz şimdi. We use the same step, cross step that we use in block many times. We need to open the hip and recover quickly if that's possible our position in counter-attack. This is about spiker, not middle blocker, but also about middle blocker. Bu köşe oyuncusu ama orta oyuncu için de aynı şey. Aynı çapraz adım bloğa gidermiş gibi. Kalçadan kalçayı açıp çabuk bir şekilde dönüp çabuk hızlı bir şekilde açılmak. Now, wrong is left side. Look, they jump, no? He jumped, look. Soldaki niye, az önceki niye yanlıştı? Sıçrıyor bakın buradaki sol taraftaki sıçrayarak açıyor. Hayır, sağdaki gibi adımla gitmekten bahsediyor. Now correct is right side. Allah. Wait, excuse me. Tekrar açacağız. Yani burada sıçrayarak ya da geri geri açılmak değil, sıçrama az önce bloktaki o çapraz adımla beraber hızlı bir şekilde açılmaktan bahsediyor. So for middle blockers also we when they are going approaching from first close we recommend the same. Exactly. But we show we have also for middle blocker. Okay, perfect. We have also this is for spiker, but we have also for middle blocker.
Orta oyuncular için de aynı şekilde öne giriş miydi sordum da onun için de video var zaten ama aynı şekilde. Bu köşe oyuncuları, smaçör. Bakın dörtten nasıl açıldı blok sonrası. This for me the block, no? Şimdi orta oyuncular için. Bloktan düştü. Aynı şekilde adımlaması. Adnan, bir soru soracağım. Tamam abi. Şimdi yaşı küçük oyuncularda, daha doğrusu işte 17 yaş altı veya 15-17 arası bu blok beklerken transition'da ani dönüş acaba onların dizlerine zarar verebilir mi? Bu okuyup gitmekle alakalı. Bu hayır. Çapraz adım mı? Geriye hani hücum için açılmak. Okey. Dönüp açılmak. Marco, under 17, this approach maybe after block, turning this quick should may have impact on knees sometimes for young players. No. These are same movement at block, for example. Swing block is same movement. It's about hip control. They need to learn how they move in the court, you know, in different position. They need to recover from the block. When the block become more important, the transition also is important. Otherwise, middle blocker don't play. They just playing block. Many middle blockers in base categories don't spike the ball. They just playing block. Why? They don't go. They don't open. They have a lack of footwork, coordination, intellect. Buradaki önemli nokta aynı zaten hani adımlama olarak baktığımız zaman blokteki o çapraz adımla aynı olduğu için çok da sıkıntı yok. Kalçadan açılıp kendine o açıyı verebilmek önemli. Aksi takdirde bunu artık oyuncuların bunu öğrenmesi lazım. Yoksa sadece blokta oynuyor gibi olacaklar. Birçok bu kategoride orta oyuncu giriş yapmadığı için, bu kadar çabuk açılmadığı için sadece orada dönüyorlar ve blokta oynuyor gibi oluyor. O yüzden artık bunu öğrenmesi, açılıp bu girişi yapabilmesi lazım. Zaten bloktaki adımlamada aynı şekilde oluyor. Benim sormak istediğim şu. Yani dizleri yük biner mi diye sordum da o... Geri açılmak mı yaşları küçük olan çocuklarda, yoksa ani dönüş onların dizlerine zarar verebilir mi? The question is Marco, maybe stepping back or stepping going out like this for transition, which one is better for their knees? Yeah, this kind of approach might can create problem for the knees or not? No. We play volleyball long time like that everywhere and not having problem. This slide, for example, in attack is maybe 10 times more dangerous than this kind of movement. When you land, you need to open the. After you land, you start your movement. No? Open the hip and go step. No? Oh. Yani çok büyük bir sıkıntı olmaz dizlerle alakalı. Hani tek ayak öğretirken mesela çok daha büyük bir risk var. Ama burada sıçradı, indiği için o hareket bitti. Sonrasında normal bir şekilde adımlayarak tekrar açılabilir. Çok büyük bir risk dizler için teşvik etmez. In my life I saw maybe 20 players injured from slide ball in attack. Some of them in block when they lose balance and fall down. This is a typical volleyball injury, no? Yes. Double block, and when they land over the other leg. But about transition movement, I never saw one player injure the knee about this movement. Never. Yani kariyerim boyunca, hayatım boyunca mesela tek ayakta sakatlanan belki 20 tane orta oyuncu görmüşümdür. Tek ayaktan özellikle düştükten sonra, bu adımlamadan düştükten sonra. Ya da hani blokta adımladı, bloktan düşerken dengesiz düştü ya da birinin ayağına bastı. Çok gördüm ama transition hareketinde yani defansa bloktan sonra hücuma açılırken sakatlanan görmedim diyor. Most of problems that injury ligament is about landing. When you land or attack or block. No, but when you land you broken the ligament. Many problems in ligament is about landing. Lack yani, of control when you land. Bu ligamentle ilgili problemlerin büyük bölümü yani hücumda olsun, blokta olsun düşüşle alakalı, inişle alakalı. Sıçradın, indin, nasıl indiğin, nasıl düştüğünle alakalı dizlere özellikle yük binen nokta bu. Teşekkürler. Thank you, Marco. Yeah. Okay, we have just other side now from position 4 block. This is easy situation from position 4. It's very similar that attack. Look, the step is very easy to... Movement is very easy when you go in position 4.
dörde doğru gittiklerinde, yani rakip ikiden hücum ettiğinde oradan düştüğünde zaten açılıp gelmeleri çok daha da kolay o açıdan. Burada adımlaması. Buradan for this angle is easier for them. Exactly. Exactly. When you are in position two, the movement is they are open for the setter. Yes. They don't need to change it very easily. This transition is very easy when they go position to block the position opponent position two. They open and go transition. Yani rakip 2 numaradan hücum ettiğinde orta oyuncunun açılıp giriş yapması, blokta dokunduktan sonra bu tarz bir topa giriş yapması açı olarak da daha kolay. 4'teki oyuncudan sonra açılması tabii biraz daha ters, artı pozisyonun kaçışı var. Ama da bu daha kolay bir pozisyon. Okay. Okay. When you talk about block and defense, we talk I miss also this, pardon again. Defense. Yeah, about the defense. Now we need it. When we talk about the defense development, first we care about the ball in my body. How I can control the ball that come in my body. Evet, bu arada tabii atladık, tekrar oraya döndük. Yani blok defanstan bahsettik. Şimdi defansa geldiğimiz zaman, defansta konuşmamız lazım transition'dan önce. İlk olarak vücuduma gelen toplar. I put in ready to understand the difference about the best players in the world. They have big range in defense. They have control in the body. Body means 1.5 meters. I decide my position. The ball come close to my area. Now, 75 it is right side, 75 other side. I can control the ball close to my body. Yani bakın burada kırmızı vücuduma yakın gelen, yani bir yaklaşık 70 santimlik falan hareketle beraber o vücuduma yakın gelen topları gösterebileceğim reaksiyon. Second point is the player that has good hip movement to play in defense. I show after some photos to understand about that. But this kind of players can control one area about 3 meters, 2.5, 3 meters they can control if they have good movement in the body, hip movement to control the position. Many players. Vücut kontrolü, kalçayla hareketi daha rahat olan oyuncular belki 3 metrelik bir alanı bile kaplayabilirler. Vücut kontrolü ve dediğimiz gibi kalça hareketi. More than 3 meters, they need to play slowly balls. After close, means around 4 meters and a half. Some players is able to control the ball in 3 meters and also arrive in slowly balls around 4 meters and a half. Yani ne dedik? 1.5 metrelik bir alanı 75 santim, 75 santim açık zor topta hareket ediyorsunuz. Sonrasında biraz daha iyi hareketi olanlar belki 3 metreye kadar. Ama yavaş gelen topta da yaklaşık 4-4.5 metreye kadar gidip dokunabilirsiniz. We can't go to defend the ball outside the body if you don't move the hip. The hip is very important. If you look, I took some photos from different players. How is important the hip movement to open the body? Otherwise, the knee can go outside. Can't go outside. Burada kalça hareketi, kalçanın aktivasyonu çok önemli. Aksi takdirde topa gidemezsiniz. Yani kalçanızı hareket ettirmezsiniz, oynatmazsanız o topa yetişme, uzanma şansınız yok. Buradaki farklı fotoğraflarda topa nasıl gittiklerini, nasıl hareket ettiklerini gösteriyorum. If you look the first photo, the player don't arrive in the ball, but they try. They face the ball and they try follow the ball, but don't arrive. The second and third one, the player has a good movement to control the ball outside the body, but we talk about that, maybe 2.5 meters, 3 meters. Many players good defense. Tandara, I put the photo of Tandara. Tandara is not good defense. I talk about photo, not about the player, no? Şimdi ilk fotoğrafa baktığımızda dönmüş, yüzünü topa doğru dönüyor. Uzanmış ama yetişemiyor. Fakat ikinci ve üçüncü fotoğrafa baktığımız zaman hareketle beraber tam vücudunun arkasında olmasa bile doğru bir şekilde topu uzanıp defans yaptıklarını, daha iyi pozisyon aldıklarını. Son fotoğrafta Tandara'yı koydum. Tandara iyi bir defansçı değil ama bu fotoğrafta iyi gösterdiği için bunu paylaştım diyor. Look at the shoulder face the ball, but the hip need to open to otherwise if you fix the foot in the floor, impossible the knee
go and take the ball. The knee go front. If I put my knee face the ball, understand me? The knee is important. It's like a block. It's same idea at block. When I do swing block, I need to turn my hip. If I don't turn my hip, the other leg can go. The other leg can go. Bakın burada kalça hareket dedi. Kalça hareketine o tarafa doğru döndüğünü görüyor. Yani omuzlarınız belki topu alıyor buraya ama kalçayla açıp o açıyı veriyorsunuz. Aynı şekilde blokta da mesela adımlayarak çapraz adım blokta bahsettik. Son pozisyonda son adımınızı atarken eğer kalçanızı çevirmezseniz bu tarafa doğru gidiyorsunuz. Bu yüzden adımınızı aldınız ve döndünüz. Kalça aynı şekilde aynı mantık defansta da. Kalçayı açın ki topa doğru gidebilirsiniz. Aksi takdirde ayaklarınız yere sabitken o diziniz o tarafa gidemez. Sadece öne gidebilirsiniz. Okay. And when you are defense in this age, before we care a lot of about the ball control, manchet, about manchet. But after, yes. We needed to increase the hands, no? We need more area in defense. We need to teach the players to defend not just 1.5 meters. But they can control the ball. Tabii daha önceki yaş gruplarında top kontrolünden, topla hareket üstlerine gelen toptan, onu topa yön vermekten bahsediyor. Artık hareket, topa gitmek, topu çevirmek, topu bu tarz yani sadece 1-1.5 metre değil artık. Daha fazla alana gidip dokunabilmekten bahsediyoruz. Okay. The last thing that I want to talk is about practice organization this age, no? Son bahsetmek istediğim noktada antrenman organize etmek. Antrenmanı nasıl organize edeceğiz bu yaş gruplarında? One very simple organization in this age. Pardon. One very simple organization is we dedicate one day to work about side out, means serve, reception, set and attack. Ne yapabiliriz? En kolaylarından bir tanesi bir günü mesela bir antrenman günü side out'u ayırdınız. Yani servis karşılama ve hücum. And the next day we work about transition. Means block, defense, set and attack in transition situation. Bir gün side out yaptıysanız ertesi gün transition çalışabilirsiniz. Yani ikinci günde blok, defans ve defanstan çıkan topa hücum. We can organize very simple. If you connect the fundamentals, we work reception, set, attack, whatever. Huh? This is more function that they play in the game. No, player has some function to play. Who play reception? The setter set the ball. We can start with individual exercise. After we go to team practice, but we organize the side out situations. Yani temellerden bahsedersek servis karşılama, pas ve hücum bir fonksiyon. Yani bunu bu şekilde çalıştırdığımız zaman bir side out çalışması oluyor zaten. The other organization is about transition. Every player need to block, defend, also set the ball in counterattack. And every player has similar this practice. Everybody play in similar situation. No? Everybody need to defend, everybody need to block. Everybody need to set the ball to spike the ball in transition. Öteki de tabii ki transition organizasyonu. Yani blok yapacaklar, defans yapacaklar, defanstan çıkan topa pas atacaklar. Bu da tabii ki bir organizasyon demek. Hem organizasyonu hem de bu teknikleri çalışmış olacaklar. Bu sadece tabii bu arada herkes aynı şekilde de birbirine benzer şekilde çalışıyor. Yani herkes blok yapacak, herkes defans yapacak ve herkes defanstan çıkan topu pas atmayı öğrenecek, pası atabilmeli. When you play inside out, who set mostly the balls is the setter. Middle blockers play quickly ball. The receiver play more reception. No? Evet, yani side out çalıştığınız zaman, servis karşılayıp hücum çalıştığınız zaman en çok pası kim atıyor? Pasör atıyor tabii ki. Topla buluşup pası atan pasör oluyor. Orta oyuncular daha çabuk topa giriş yapıyor. Köşe oyuncuları da daha fazla hücum yapıyor diyelim. We try organize the team to play quickly. To receive well, to set quickly balls and spike quickly balls. We are preparing the team to step by step play like that. Evet, buradaki hedef takımı da artık daha hızlı oynamaya, yani side out çalışırken daha hızlı oynamaya. Daha iyi servis karşılayacağız, pasör belki topu hızlandıracak, daha çabuk hücum yapacağız. In transition is a good time to put everybody to set the ball. We spend time with everybody setting the ball in transition situation.
Defansta özellikle yine altını çiziyoruz. Yani herkesin pas atabilmesi önemli. Defanstan çıkan topu bir şekilde herkesin hücuma sokabilmesi lazım. Not setter, just setter. In transition, all players need to set the ball. And we introduce the practice with many balls to set the balls. Medium and high balls everywhere. The players need to control the ball in many transition situations, especially in this age. Not setter. Play the ball in counter-attack. Other players play libero. Other players needed to play the ball after defense. Burada özellikle transition'da yine defanstan çıkan topu atacağız ya da biz de farklı anlar yaratacağız. Yüksek toplar, orta derece toplar. Sadece pasör değil. Libero, orta oyuncu, smaçör, herkes defanstan çıkan topu bir şekilde pas atabilmeli. Same for defense. Middle blocker needy work defense in this day also. A lot of defense. Tabii yani bu sadece pas için değil, defans için de aynı şekilde. Yani orta oyuncunun da bu seviyede artık defans yapabiliyor olması lazım. Bir pozisyon bile kasar belki alt takımda. Yine orada gelip orada iyi bir defans yapabilmesi gerek. Block, same. Everybody's involved in block organization. Ya aynı şekilde blok. Herkes blok organizasyonunun bir parçası olacak. For that, we should work one day more specific functions. And the other one, more general abilities, we balance well our practice. I think it's a good idea to balance in this age the practice organization, not to organize well our practice. Yine aynı şekilde bir gün biraz daha temel bazı fonksiyonları çalışıp diğer gün biraz daha genel anlamda takım olgusunda çalışırsanız yine bu iyi bir denge kurmak açısından güzel bu yaş grubu için. For me is like that. If you want to know, I open for questions. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Şimdi istiyorsanız sorularınız varsa bunları cevaplamaya çalışalım. Adnan, ben bir soru sorayım. Tamam. Türkiye'de 4 numara oyuncu sıkıntısı yaşanıyor. Tabii fizikten ziyade 4 numara oyuncularının teknik kapasitesinin yüksek olması gerekiyor. Karşılama, hücum, defans, yani libero gibi takımın top karşılama yükünü onlar üstleniyor. Eksiklik ne bizdeki 4 numara oyuncusu az yetişmesinin eksikliği ne Türk voleybolunda? İsmail asks, we have some shortage of outside spikers, you know, they need to also organize reception, defense, like as a libero, and should be able to attack. We can't find too many high-level players for this. What do you think? What is missing? Two different situations. One is about, okay, now the Turkish league is one of the best league in the world, and when you try take some players, the first one is opposite. We talked before about attack. Who score more in the game is opposite, men's and women. And second one is about the function about to be spiker, no? Reception and attack. For that also closed some space for native player, for Turkish player. This happened in Italy for some moment, but after Italy fixed this. Şimdi burada tabii dünyanın en iyi ligi olarak gösteriyor. En iyi liglerinden bir tanesi. Oyunlara baktığınız zaman bir yabancı alırken pasör çapması, en çok topa vuran, sayı üreten tercih pasör çapmasından. İkincisi de hem bu servis karşılayabilen hem de yine hücumda efektif 4 numara. Bu yüzden de tabii herkesi yabancı seçerken de bunu bu oranda seçtiği için birçok tabii oyuncunun da önü kapanıyor. Yani yerler buradan tercihler bu yönden de. İtalya'da bu çok uzun süre bir problem oldu ama bir şekilde bunu çözdüler. In Italia fixed this situation working well about base category. Ve İtalyanlar bunu temel kategorilerde çalışarak çözdüler. Yani they started to produce more and more high level players. Every generation they have 4, 5, 6 high level players. Yani altyapılarda üst düzey oyuncu yetiştirerek çözdüler. Yani her jenerasyondan en az 4 tane 5 tane üst düzey oyuncu smaçör çıkartmayı başardılar. The idea that who don't spike go to set, who don't receive go to play opposite, middle blockers go to block and don't spike any balls. We can develop players in this way. Yani hani
smaç vurmayan pasör olsun, işte ne bileyim ortadan fazla top almadan sadece blok kovalayan orta oyuncu ya da bu iyi manşet almıyor, hadi bunu sadece pasör çaprazı yapalım ya da fazla daha diye uğraşmazsak eğer oyuncu yetiştiremeyiz. We try share during these days some ideas about how start to develop some high level players. No, we start to choose the best player, not by position. We put start to play to choose the six best player. After we start to step by step to view the them is impossible learning everything at the same time. Yani nasıl daha önce konuştuk alt aşağılarda, önce en iyi oynayan 6 oyuncuyu bulmak. Topa en hakim 6 oyuncuyu bulmak. Sonrasında onları geliştikçe yavaş yavaş farklı kategorilere ve bazı şeyleri öğretmek. Çünkü hepsini her şeyi bir anda öğretme şansımız yok. O yüzden adım adım üst düzey oyuncuna nasıl yetiştirebiliriz? Bunu düşünüp uzun süreli planlamamız lazım. In basic category system, game system don't win the game. What win the game is ball control. Yani daha aşağılarda, altyapılarda sistem maçı kazanmıyor. Maçı kazandıran ne? Top kontrolü. Topu kontrol edebilen oyuncu maçı kazanıyor. Who has the best players normally win the base category game? Yani daha düşük yaş gruplarında en iyi oyunculara sahip olanlar zaten maçı da kazanıyor, ligi de kazanıyor. I worked long, long time in my life in Brazil, also in Turkey, working base categories in youth national team. I have one fixed idea in my mind. It's about, you know, how we play the ball is important at this age. If you work well, you also win the game. It's not about work to lose. It's work to win, not to lose. Yani uzun süre altyapılarda çalıştım. Hem ülkemde hem burada Türkiye'de de çalıştım. Altyapıları izleme şansım oldu. Takip etme şansım oldu. Hani bu antrenman için antrenman dedik ya daha önce, iyi çalışmak, oyuncu yetiştirmek. Zaten iyi çalışıyorsanız sadece kaybetmek için çalışmıyorsunuz. Yani iyi çalıştığınız zaman kazanıyorsunuz da, maçta kazanacaksınız. It's fake the idea that all you work for the future will lose today. This is fake. If you work for the future, you also need to start to win tomorrow. Not maybe I lose today, but I win tomorrow. Yani hani gelecek için çalışırsam bugün kaybederim düşüncesi sahte bir düşünce. Yani belli bir noktaya kadar zaten iyi çalıştığınız zaman, gelecek için çalıştığınız zaman bugün de kazanıyorsunuz. Eğer bugün kaybederseniz de yarın kazanıyorsunuz. I have many feedback in my life about that. Many feedback in my life. Yani bu konuda çok geri dönüş aldım ben. Hayatımda çok fazla geri dönüş oldu. In Brazil, in 87, we go to play one world championship, junior world championship in Korea. Age under? Under 20. Under 19 at this time. Under 19. Yani bir keresinde Brezilya'da 19 yaş altı işte dünya şampiyonasına gittik. We have bad generation about this age. Finally. We decide to put out the generation, take 7 players, 2 years younger. Younger. Yani o yaş grubu için çok da üst düzey bir grubumuz yoktu. Biz de şuna karar verdik. Oradan 7 oyuncuyu çıkarttık. 7 tane 2 yaş daha genç oyuncu aldık. We don't plan go to win the championship, but we know that with this generation probably we win 2 years later. Yani o dünya şampiyonasına giderken kazanacağımızı düşünmüyorduk ama büyük ihtimal eğer böyle giderse 2 yıl sonra şampiyon oluruz diye planladık. We won. We want a world championship with this generation. Ve o jenerasyona gidip o sene şampiyon olduk. Two championship. This generation won 87 and also 89. Yani üst üste 2 sene bu jenerasyon şampiyon olmayı başardı. Work with young players don't mean lose. Work for the future don't mean lose today. We can also try. Every time we are trying to do the best, but we need to plan something. If yani, you lose today, means that we go to win tomorrow. Gençlerle çalışmak demek bugünü kaybetmek demek değil. Bugün yani iyi çalışırsanız, gençler çalışırsa bugün de kazanabilirsiniz. Eğer bugün kaybederseniz de yarını kazanacaksınız. Evet. Ama bir planınız olması lazım ve kazanmak için bir planla hareket etmeniz lazım tabii. Adnan sorular var. Tamam. Sırayla gidiyorum. Okay, Marco, we have some questions. We go by order. Yes. Okay, I have time. No problem. For me, yaş grubunda libero'dan beklediğiniz nedir? İyi libero nasıl antrenman yapmalıdır?
For base categories, what do you expect from libero and how a good libero? How should we train a good libero? If I work in base categories, I introduce in my team libero after 15 years, like in under 7. Ben eğer aşağılarda çalışıyorsam yani 15 yaşından sonra libero mevkisini tanıştırırım, libero'ya başlatırım oyuncuyu. We have many history in the world, also in Turkey, that spiker become libero and become a good libero also. Gizem was spiker before. Gizem Karalay. Yeah. Yani birçok örnek var hem dünyada hem Türkiye'de smaçörlükten libero'ya dönen ve iyi libero olan çok fazla örnek var. Mesela Gizem Karadayı da smaçörden libero'ya dönenlerden. Libero is a specific function that needs some abilities to play. Libero'nun bazı belli temel spesifik fonksiyonlara ihtiyacı var. Oynayabilmesi için, iyi oynayabilmesi için. No, they need to be especially about manşet. No. The basic function of one libero is reception and defense. Temel fonksiyonu tabii ki hani manşet olması lazım. Yani servis karşılama ve defans. Bunu iyi yapabilmesi lazım. But also set is important for liberos. Yine libero'nun pası da iyi atabilmesi lazım. İyi pas atabilmesi önemli. For that obvious, when you choose the libero, the first focus that we have is about the performance in defense, in reception. The manchette is very important at this age. They don't do be exactly specialist at the moment, but they have some characteristics that we can develop them. Evet, yani bu yaş grubunları seçtiğimiz zaman libero'yu artık defansta, manşette iyi olan, tabii ki şu an hani uzman olmayacaklar ama geliştirebilecek, bu konuda daha yatkın olanları seçmemiz lazım. Especially about liberos and setter, coach has a lot of ideas about to be leader, to be like that. They need to play good volleyball. The first important point when they work in base category is about they play good volleyball. They have good control, they play. Step by step, they get confidence, they become leader in the next years. But if you try find the one leader with 15 years old, it's very hard. It's very hard to start like that. Yani şimdi tabii pasör ya da libero dediğimiz zaman hepimizin kafasında belli fikirler var, sabit fikirler var. İşte pasör takımda lider olmalı, libero aynı şekilde arka alanda bir lider olmalı ama esas önemli olan bu yaş grubunun 15 yaşında iyi oynayabilmesi. Doğru öğreteceğiz ve iyi oynayabilen bir oyuncu yetiştirmek lazım. Çünkü oynadıkça kendine o güven artacak ve ondan sonra yavaş yavaş liderliği de öğrenecek o artan güvenle beraber ama 15 yaşında bir tane lider bulup çıkartmak her zaman kolay bir şey değil. I saw in my life many setters, short, longer, many teams win, and setter is not the leader of the team. The setter is not the leader of the team. They control the team, they are intelligent, they have good control, but they're not leader of the team. This idea that the leader setter needed to be every time the leader of team is fake. It's fake. I saw in my life also Olympic champions teams. The setter is not the leader of team. Yani ben birçok takım gördüm, oyuncu gördüm. Maç kazanıyorlar, şampiyon oluyorlar, iyi gidiyorlar. Fakat pasör o takımın lideri değil. Pasör akıllı, yönetiyor, paylaşımcı. Yani olimpiyat şampiyon takımında da her zaman pasör lider diye bir şey yok. Bunu görebiliyorsunuz. Yani pasör her zaman takımın lideri olacak mantığı çok gerçekçi bir mantık değil. I saw, this is my experience, but all of them has good hand, understand me? All of them to play this level has good hand. They are short, they are longer, they are leader or not, but they have good hand every time. Yani kazanan pasörlerde benim gördüğüm nokta kısa pasör var, uzun pasör var ama önemli olan nokta parmakları iyi, elleri iyi. Yoksa lider olmuş olmamış, uyumlu olduktan sonra bir sıkıntı yok. We need to teach them to play a good volleyball, this is our job. Our job is teach them to play good volleyball. Bizim işimiz onlara iyi voleybol oynamayı öğretmek. Yapması gereken iyi voleybol oynamak. The other situation becomes step by step, you know, you can understand. Diğerleri yani yavaş yavaş karakteristik özellikler tabii ki kendiyle beraber zamanla gelişecektir. İsmail abi ses gitti. Senin ses yok. Soruyu soruyorum. Bunca yıldır kendisi Türkiye'de görev aldı. Kaldığı süre içerisinde Türk voleyboluyla ve de
Türk sporcularında gördüğü sorun neler olmuştur? Marco, you have spent so many years in Turkey. What are your observations about Turkish players and Turkish volleyball? The mistakes you see? We have also good things, not just bad things. No? Normally, we criticize every time our country. No? I criticize Brazil, you criticize Turkey. It's like that. No? Every time we are more heavy with your neighbors. Our country, that, yes. Yeah, our country. This is normal. But what I saw from 2004 until now is a big development in your situation about league, about players. Now, the second time that Turkey qualified to Olympic Games is important important step for the Turkish volleyball. We had some gaps to solve about organization. I think you discuss not too much about organization. You let this kind of... you just apologize, but you don't give any ideas. We need to sit, you need to sit and discuss about what you want from base category, how you solve step by step. I saw, I'm friend of Bossetti, for example. Bossetti, we worked together in Italy for a long time. We discuss volleyball every time that we, why you don't do that, why you don't do that. This is important, the coach of this association, sit and discuss what you want for an under 30, what you want for under 15, what you want for under 70, why you play junior category, for example, if all players play under 70, under 90, school match, and the best one also national team. How they can work if they play 80, 85 match by year? For example, how they can work? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum diyor. Hani her zaman kötü şeyler yok diyor. Gayet iyi şeyler de var diyor. Ben buraya geldiğimden beri çok güzel şeyler gördüm diyor. Ama bu normal bir şey diyor. Ben de hani Brezilya ile ilgili bir şey olduğu zaman daha eleştirisel yaklaşıyorum. Herkes kendi ülkesiyle alakalı, bulunduğu noktayla alakalı daha sert bir yaklaşım oluyor. Ama baktığınız zaman yani 2004'ten bu yana çok büyük gelişme gördüm ben Türkiye'de. İkinci kez olimpiyatlara katılmamız önemli bir başarı diyor. Şu ana kadar ligin geldisi ve iyi yönde gidiyor her şey. Ama benim gördüğüm eksik nokta tartışmıyoruz diyor. Yani genel olarak herkesin bir şikayeti var ama bunu tartışmaya açmıyorlar. Yani altyapıda ne yapmamız lazım? 13 yaş altından ne bekliyorsunuz? Oturup konuyor. Yani Bosetti diyor. Mesela Vakıfbank altyapısında Bosetti ki İtalya'da da beraber çalıştık diyor. Benim yakın arkadaşım diyor. Biz sürekli tartışıyoruz diyor. Bu takımla niye böyle yapıyorsun? Şunları neden yapmıyorsun? Ya da bunlardan ne bekliyorsun diyor. Oturup tartışmaya açmamız lazım diyor. Yani belli bir yaş grubundaki çocukları 2 yaş, 3 yaş farklı kategoride oynatıp bir de bunları milli takıma gönderirseniz yani senede 80 tane maç oynayan oyuncu ne zaman çalışacak, kendini ne zaman geliştirecek? Bunları tartışmamız lazım mesela. We don't need to have same idea to discuss something. We don't need it. We don't need to have same idea. We justify why you think like that. I justify why I think like that. In the end, we grow together, no? Yani tartışma olması için aynı şeyi düşünüyor olmamamız lazım zaten. Yani ben kendi fikrimi savunacağım ve nedenlerini açıklamaya çalışacağım. Siz kendi fikrinizi savunacaksınız, nedenlerini ve böylece bir ortak yol bulunacak ya da doğru yol bulunacak. Bir fikir, yeni bir fikir doğacak belki de. This association started to discuss volleyball. This is very important. You need to sit together and discuss about some change, about organization. Mesela, this is a very important point. I give one my sample in Turkey. I give one idea, one problem. I work in 2011 with the youth national team. No? Yes. I have one player that played 3 match in the same day. Yani mesela bu vakıf şimdi bazı şeyleri oturup tartışmaya çalışıyoruz. Bu güzel bir şey. Bu şekilde devam etmesi lazım. Oturup konuşup ben bir örnek vereyim dedi. 2011 yılında genç milli takımı çalıştırdım Türkiye'de. Bir oyuncum vardı. Aynı gün 3 tane maç oynuyordu. Did he stop the girl? I called to camp to put her to rest. Ben onu kampa çağırdım ki milli takım kampına gelsin biraz dinlensin diye. She has fracture stress in the foot about. That. She played 3 match. The best player in 60, 70 years old, they play all match in the season. Yani ayağında stres kırığı oluştu çocuğun. Ben çağırdım dinlensin diye. 15-16 yaşında çocuk bütün sezon maç oynuyor. Bütün sezon dinlenmeden tüm maçları oynadı.
It's very hard. You can plan everything, but if you play 85 match by season, how we can work? Understand how we can work? Yani sezon içinde 80-85 maç oynayan bir çocuk ne zaman çalışacak, antrenman yapacak, nasıl planlayacaksınız bunu? We plan, but after the organization, we put the girls one situation that they play 4-5 different championship one season. Yani o organizasyonla ilgili daha önce az önce de bunu söylemişti. Ben çevirmeyi unuttum. Organizasyonla ilgili konuşmak, çözüm bulmaktan bahsetti. Sadece şikayet etmememiz lazım, çözüm bulmamız lazım demişti. Şimdi siz oyuncuyla ilgili plan yapıyorsunuz ama o bir organizasyon oluyor. Bir lig sistemi oluyor. Alıyor çocuğu bambaşka bir yere koyuyor. Bununla ilgili nasıl çözeceğiz? Bunu konuşmamız lazım. Nash arrived in senior team with 15 years old. But she just play in senior team. Naz mesela Eczacıbaşı'nda A takımı 15 yaşında geldi ama sadece o dönemden sonra A takımı oynattık. When finished the season of the senior team, she go to play national championship for the basic categories, youth, junior. I forbid her to play other categories until finish the season of senior team. A takımın sezonu bitene kadar A takımla beraberdi. Ne zaman ki A takımın sezonu bitti, ben yasak koydum ona, altyapıya gitme dedim. A takımın sezonu bittikten sonra altyapılarda Türkiye şampiyonlarına gitti. Takımla beraber Türkiye şampiyonlarına çıktı. We need a plan for the players. It's not about match agenda, no? Agenda of match. Match schedule. It's not about match schedule, it's about plan. We need to put the players to play in the level that she can develop, no? Yani olay maç takvimi değil. Bizim yapmamız gereken, planlamamız gereken çocuğun gelişimi. Oyuncu nasıl daha iyi olur? Onun gelişimiyle alakalı planlama yapmamız lazım. Okay. Başka bir soru Adnan? Tamam abi. Maçlarda bu kadar sakin nasıl olabiliyor? Bir de takımı motive etmek için mental antrenman olarak neler yapabiliriz? Marco, question directly for you. How can you be staying so calm during the games? And second question, what can we do to train the team mentally? First, I'm not calm during the game like you think. No, my reaction is not so. But sometimes it's hard also for players. Players also complain about sometimes about we are hard sometimes. It's not about to be calmer. It depends of the situation, depends of game, depends of many different situations. About mental training, I have some question about that, especially in base category. We make a lot of confusion about abilities and mental capacity, no? If you practice one way and we go to play, the match is different that we practice, obvious that our players not prepared to play this kind of game. Şimdi ilk olarak o kadar da sakin değilim. Belki hani reaksiyonlarım çok büyük değil ama genel anlamda çok da sakin. Farklı durumlarda farklı tepkiler. Bazen oyuncular bile hani sert oldum diyebiliyor. Diğer nokta bu mental antrenmanla ilgili çok büyük soru işaretlerim var. Yani özellikle altyapılarda mental antrenmanla ilgili soru işaretlerim var. Hani bir şekilde çalıştık fakat maça gittiğimizde farklı bir ortam olduğu zaman değişik etkileyebilir. O yüzden o konuda bazı soru işaretlerim var. This, I follow, I work in volleyball more than 40 years. I saw this in Brazil, the same question. Now, Brazilian players not like Japanese players. When I go to work in Italy, I heard it the same situation. But the main question is how you play volleyball. How you play volleyball? The players grow when they feel confident about themselves. When they start to win, they get more. The best mental training for the player is prepare them to win. Understand the best is like that. The other is some fantasy about mental abilities, no? Yani ana nokta yani bu Brezilya'da da tartışma konusu, işte Japonya'da da tartışma konusu. O oyuncular onu sevmiyor, bunlar tersi. Mental olarak nasıl hazırlarızdan çok oyuncuları kazanmak için hazırlamak. Yani kafa olarak kazanmayı öğretmek, kazanmak için hazırlamak. Ondan sonrası biraz daha şey olduğu zaman biraz fanteziye giriyor.
Adnan, sıradan gidiyorum yine. Tamam abi. Haksızlık etmemek adına. Kürşat hocamızın bir mesajı var. 2012 olimpiyatlarına bizi götürerek o yolu açan, başarma yolunu gösteren Motte'ye teşekkür ediyoruz. Özellikle bütün altyapı maçlarında kendisini görüyoruz. Çok mutlu oluyoruz. En azından çocuklarda izlendikleri için değişik oluyor. Maçlar bu söyleşilerde verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz demiş. Okay, there is one thank you for you, coach. First, for 2012 Olympic qualifications, we thank you for this. And the second thing is we see you during the junior team games. It makes coaches happy and also players feel being watched by important figures something different for them. Thank you for this. Okay, thank you for the congratulations. I'm very happy when you qualify for Olympic Games. It was very hard for us. We played in Ankara over pressure, no, and almost 7,000, 8,000 people in the gym. We had a big responsibility at this time, big responsibility. But the player was very nice for us. It was a very important moment for our career, for players, for Turkish volleyball. Now, base categories, I like to watch a base category match. It's my, I grow with this in my life. No, I work maybe 15 years or more than 15 years in base categories in Brazil, also in Turkey. I work a lot of time, and I enjoy. For me, watch the base category match is like a pleasure. No. Teşekkür ediyor. Aynı şekilde olimpiyatı kazanmak çok önemli. Yani büyük bir baskı vardı diyor orada. Ankara'da oynayınca kazanma gerekliliği orada 7000 8000 seyirci ama çok önemli bir başarı olduğunu ben de katılıyorum. Çok teşekkür ederim diyor. Diğer nokta altyapıları izlemekle ilgili de keyif alıyorum diyor. Yani ben kariyerimde 15 sene altyapılarda çalıştım. Brezilya'da, Türkiye'de izlemeyi, sevmeyi ben böyle büyüdüm diyor. Seviyorum diyor. Diğer soru. Altyapının önemi nedir? Bazı takımların uzun süre altyapılarından A takım oyuncusu çıkarmamalarının nedenlerini neye bağlıyor? Importance of youth categories and some clubs doesn't bring players to senior team from their junior team. What do you think the reason is? For long time... I talk with you about bar. The bar to jump is very high. Now, the league is, we have the best players in the world in the league. These also block passage between base categories and senior team. This is one problem. At the same time, we need to think about that. Which kind of players we are producing. I remember some teams, I saw some teams, that most of players is middle blockers or opposite before, after they needed to become spiker or something like that. We are not planning the players career when we act like that. No, we are just playing the first match or first championship. This is very hard. If you don't have one plan, it's more difficult to arrive. For everybody, I talk about all clubs, not about some specific clubs. We need a plan. We need to look at the players, not just the team. The team change every time. The teams change in basic categories. Every year you have different teams in youth, in junior. But the players we need to follow. We need to follow. Şimdi önemli nokta bir tanesi hani A takım oyuncu çıkmaması sebeplerinden bir tanesi seviye çok yukarıda yani çok üst düzey birlik gelen yabancılar oynayan oyuncular çok üst düzey bir geçiş süreci için önde bir blok oluyor. Yani hani gelip hazırlanması için kolay değil oraya geçmesi kolay olmuyor. Bir diğer nokta da baktığınız zaman yani güne odaklanmak, ilk maça, ilk organizasyon, ilk şampiyonaya yani oyuncu uzun süre bir noktada oynatıyorsunuz ama A takım kategorisine geldiğinde onun pozisyonunu değiştirmeye çalışıyoruz. O bazen geçiyor. Yani oyuncuları iyi bir şekilde planlayıp doğru bir planlamayla doğru noktaya getirip birçok şeyi öğretip bu farkları yaratabilmek lazım. Yani atıyorum uzun diye ortaya koyuyoruz ama A takıma geldiğinde mesela kısa kalıyor gibi hani ben de bir örnek vereyim tarzı oyuncuya göre yani çünkü birincilikteki takımlar değişebiliyor süper ligdeki takımlar değişebiliyor altyapılara katılan da ama bizim takımları değil oyuncuları takip etmemiz lazım altyapıdan gelen oyuncuları takip edip onlara yatırım yapıp onları geliştirmeye çalışmamız lazım. We need one plan. Also if you change the plan during the my life
If I look what I do 30 years ago is different that I'm doing now. Sure, every time we change our program, but without plan, is impossible. Yani bir planımızın olması lazım. İhtiyaç duyduğumuz bir plan. O plan doğrultusunda ilerlememiz lazım. Ha, bu değişebilir. Yani 30 yıl önce ben kendime baktığımda bu şekilde ilerlemiyordum. Şimdi daha farklı bir yola girdim ama en azından bir plan doğrultusuna gidip gerektiğinde ona göre değişiklikler yapabilmeniz lazım. Plan is different than practice organization or agenda. Understand me? When you talk about plan, some coach give you practice time, match, how many match they play, how many, this is not plan. Plan is different. What I want for each player, how I organize my team, why I do that. This is a plan. We need every time discuss about that. Also, if you change it later, next year, we can think something different. No problem. But we need one plan. Yani plandan kastım antrenman programlaması değil, sadece antrenman programı. Oyuncudan ne istiyorum, oyuncuya ne verebilirim, ileride ne? Yani birçok koçla tartıştığımız noktalardan bir tanesi plan dediğim zaman bana antrenman programını veriyorlar. Bu değil. Ne kadar sürede ne yapabilirim, ne öğretebilirim, nereden nereye getirebilirim, oyuncu için ne yapabilirim, bunun planlamasından bahsetmemiz lazım. Ben şimdi... Sorular çoğalıyor. Yani 3 tane soru var şu anda ama bir tanesine ben cevapladık diye düşünüyorum. Diğer uzun soruya geçiyorum. Tamam. Kusura bakmasın arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş kapatmamız gerekiyor. Ülkemizde bazı şehirlerde yaşayan çocuklar voleybol eğitiminde oldukça şanslı. Voleybol oynamış ya da bir şekilde kendini yetiştirmiş kişilerden eğitim alabilmekte. Ama birçok şehirde voleybolu çok bilmeyen ama tüm iyi niyetiyle çocuklara voleybol öğretmek isteyen antrenörlerimiz de var. Onlara çok teşekkür ediyoruz buradan. Bu antrenörlerin drill bilgisi çok yetersiz ve bu anlamda arayışları var. Bir takım bir sezonda nasıl antrenman yapar bunun arayışında. Sizler bulunduğunuz takımlarda örneğin midi ya da küçük kategorisinde bir takımın yıllık nasıl antrenman yaptığını ya da bu takımların çalışabileceği drill'lerle ilgili bu antrenörlerimize nasıl destek olabilirsiniz? İnternet evet. Ortamında bu gelişimi sağlayacak paylaşımlar yapılması mümkün müdür? Uzun oldu biraz. Tamam, ben şimdi onu kısaltarak gireceğim. Coach, for in big cities or some cities, many players are lucky because they can work with in good clubs with good coaches and who you know played volleyball or seen or worked before with experience. But in many other cities, we don't have so many experienced coaches. Or not so many high-level teams that they can watch or follow. Many of the coaches are searching for drills or planning, you know, training programs. Do you have any guys that you can share in from internet or from? How can we get? You know, they are asking access to information about planning and training programs for midi. You know, we have some official coach manual or something like that. But I think this is okay. It's also important, sure. But the most important, we understand what we will do. Understand me? It's important we think about, not just about practice, but how we plan one season, how we play the development player, how I choose my player, how I organize my team. This is about the main questions that we need to solve. And coach now is about, you know, 30 years ago, we can have any connection. Now, look, we are talking each other by Zoom. Everybody is connected by, association can do a lot of organization like that with different coach to share experience. Everybody talk about their own experience. And this also can help the coach to develop themselves. Şimdi tabii ki hani bazı temel teknik ya da işte koç el kitabı gibi bazı kitaplar var ama önemli olan noktalardan bir tanesi düşünmek. Yani ben antrenmanımı nasıl planlarım, takımı nasıl plan, bu oyuncuya ne verebilirim? Biraz da kendimizin düşünüp planlaması, bu konuda kafa yorması lazım. Bunun haricinde bir antrenörler derneği var. Bakın bu tarz bir, yani 30 yıl önce bilgiye ulaşmak çok zordu. Şu an internetten, Zoom'dan oturduk sohbet ediyoruz. Yani dernek belki sadece benle değil, başka antrenörler de bu tarz şeyler yapabilir. Yani bilgiye ulaşmak artık daha kolay. Bu planlamaya insanlara bir şeyler sormak daha kolay, daha rahat.
We are open. I talk in name of Eczacıbaşı about now. We work with Ismail in Eczacıbaşı. We are always open to discuss volleyball. When people want to come to discuss volleyball, Ismail is our responsible for the base category. But we always discuss about that. We are, when you need some help, we can try to help. Ben Eczacıbaşı adına konuşuyorum. Bizim kapımız açık diyor. İsmail Hocam altyapılardan sorumlu. Bizim ikimizin de kapısı açık. Voleybol tartışmak, konuşmak, bir şey öğrenmek istediğiniz zaman bize de gelebilirsiniz. Her zaman müsaitiz diyor. Adnan, ben bir ekleme yapayım bu soruya cevap olarak. Şimdi Antrenör Derneği'nin, Voleybol Antrenörleri Federasyonu'nun birinci amacı bu eksikliği gidermek. Bu görüşmeleri bunun için yapıyoruz. Bunu ileride çoğaltmayı, arttırmayı düşünüyoruz. Birinci hedefimiz antrenörlere eğitim konusunda yardımcı olmak. Bu sorunları biliyoruz. Ama antrenörler de bize ulaşsınlar. Bize ulaşırlarsa biz elimizdeki bütün olanakları sunmaya çalışırız. Benim bildiğim bir tane federasyonun çıkarttığı sanırım böyle bir altyapılar, mini bilim, voleybolla ilgili bir kitapçık var. Sanırım bir üst yaş grupları için de herhalde çalışmaları evet. devam ediyor ama evet. o tarz şeylere de ulaşabilirler diye düşünüyorum. Başka bir soru. Tek düze oyuncu yetiştirmek mi yoksa çok yönlü oyuncu yetiştirmek mi? Hangisini doğru buluyor? Herhalde çok yönlü diye şu ana kadarki konuştuklarımızda ama ben de tekrar evet. sorayım. Evet. Marco, one question. Creating one player, training one player with one direction, you know, maybe one specialty or multiple skills. Until 15 years old, I'm very, in my mind is very clear this. We need to play more than one position. We need to play one season, not play match by match in different position. The players need some experience in different positions, setter and spiker, spiker and middle blocker. It's very important, this kind of multi-disciplinary yes. Approach is very important. After 15 years old, step by step, we can start to define. But we have some gaps about, we talk today about opposite and spiker, how we define one opposite and spiker. Why you exclude one player from reception? This needed to be very clear and we work about that. Yani benim bu konuda fikrim çok net. 15 yaşa kadar farklı pozisyonlarda farklı becerileri öğrenmeleri lazım. Yani bu sadece hani tek maç, her maç farklı yerden değil. Bir sezon bir noktada oynayıp diğer sezon farklı bir noktada da oynayabilir ki farklı becerileri, her şeyi öğrensin. 15 yaşından sonra yavaş yavaş artık bireyselleşme bölümlere doğru geçebilirler. Hatta bugün daha tartıştığımız yine pasör çaprazı smaçör konusu var. Yani manşet aldırmıyoruz ama yeterli oluyor mu? Ya da işte ilerisi için o çocuğun belki fiziksel gelişimi yetmiyor. Köşeden oynayabilecekken manşet almayan bir smaçör olarak kalabiliyor. İşte bu tarz şeylere dikkat edip her noktada her şekilde gelişimini iyi planlamamız lazım. Evet, diğer bir soru. 6-2 ve 5-1 sistemini karşılaştırırsak 6-2 hücum bakımından daha etkili. Neden 6-2 sistemi seçilmiyor da 5-1 sistemi daha çok uygulanıyor? We talk about 6-2 and 5-1. When we look with 6-2 attack is more efficient. But we see more teams playing 5-1. Why do you think the reason is? It's easy to do. It's easy to do. We define early, especially at all. I look many games that the set is not the best passing the team. Understand me? Just the reason is she don't spike. She don't spike. She need to find one position to team. The middle blockers is just go to block the ball. They don't develop the attack in this kind of situation. After when they pass it for under 17, some players don't have a good reception, become opposite. We follow the girls for their legs, not for their abilities, understand me? We started to cut the opportunities. Yes, we start to cut. We use a tactical approach, not to develop the team, but just to put the girl in better situation. We can develop players in this way.
Bu hani 5-1 tercih etme sebebi daha kolay olması. Yani birçok, hep bundan bahsettik tartışmalarda. Hani birçok takımda en iyi pası parmaklara sahip olan oyuncu pasör oynamıyor. Hani smaç vuramayanı pasöre çekiyorlar. İşte atıyorum manşeti olmayanı pasör çaprazına çekiyorlar. Birçok kez orta oyuncu sadece blok kovalıyor. Hücum etmiyor. Hücum kapasitesi gelişmiyor. Yani teknik sıkıntıları bir şekilde taktiksel değişiklikler yaparak, oyuncu yerleştirerek çözmeye çalışıyoruz. Bu da oyuncuların ilerisi için seçim şanslarını, kendilerini geliştirmelerinin önüne geçiyor. Yani hep kolayı seçersek dezavantajlı pozisyona düşüyorlar ileride. I follow many match in basic categories. No, I follow many match. And many players don't receive and don't spike second line. Why they don't receive it, they don't spike the second line? They don't know how to receive the ball. The question is not about how we organize the system. In some situation, the player is efficient in back row attack. Okay, they have a very good setter. Why you don't play 5-1 in one situation like that? We have a good setter and we have a good opposite to play. We can also play 5-1. I'm not against. But what I saw mostly of time is something unbalanced, not just something good. Yani tersten başlayayım anlatırken. Yani çok iyi bir pasörünüz var, çok iyi bir pasör çaprazınız var. Ben karşı değilim. Tabii ki pasör 5-1 oynayabilirsiniz. Yani takımda içinde iyi hem de onları, ama o kadar çok maç izliyorum ki altyapılarda bakıyorum. Oyuncuyu manşete sokmuyorlar. Arka alanda ses karşılamaya karışmıyor. Fakat arkadan hücum da etmiyor. Yani topa değmeden belki 3 pozisyon dönmüş oluyor. Bunun mantığını anlayamıyorum. Evet Anna. Yani sorular bu kadar. Motta'ya çok, Marco'ya çok teşekkür ediyoruz. Voleybol Antrenörler Derneği olarak bize çok yardımcı oldu. Her zaman Türk antrenörlerinin eğitimi için çaba sarf ediyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Marco, thank you very much as Trainer Association VC, you are trying to help the improvement of also Turkish coaches a lot. You have given us a lot. Thank you very much for everything so far. Okay, we are always open to talk about volleyball in seminar like that, like a webinar like that, also private. We always talk about volleyball. Volleyball is my life. I love to share about my experience and everybody can talk when you are available through Ismail. We can also organize something else. Evet, ben teşekkür ederim diyor tekrar. Voleybol benim hayatım. Yani her zaman kapımız açık. Sadece bu tarz hani konferanslara da gerek yok. İsmail aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Voleybol konuşmak, tartışmak istediğiniz zaman ben de buralardayım diyor. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.